Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Gafur, bu itizam yapıyoruz. Böyle bir mukaddime ısınalım diye bir alet dağılsın. Yok abi, kendim çok yapmaya çalıştım. Şimdi şeydi, bu canlılığa sebebiyet verdi. Güzel oldu ve ciddi bir ihtiyacı. Çünkü toplamakta gençlerin gelip de bunu sormaları evet, çok ciddi bir ihtiyaçtı. Evet, Allah razı olsun. Evet, şimdi sayfayı arkadaşlar 181'i açıyorsunuz. İltizam kaç? Bir hemen yazayım şeyi, tarih mali şey sistemimizi. Dima. Ondan sonra Dima kaç ders abiler? 36. İltizam değil mi? İltizam 4. Bugün en kaç abiler? 7.01. 7.01. 18. İlk defa mı yazıyoruz 18? Evet. Tamam. Dersimiz bu. Ders 4. Şeydeki onu silmese mi? İman mertebesini yazmaya gerek. Neyse 81 açıyoruz abim. 81 açınca hangisini okuyacağız? Şu alar 392'yi okuyoruz. Metni okuyorum. Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine 1. Sarsılmaz bir rabıta ve 2. İltizam ve bağlılık gibi. Hayat içtimai esasıyla temin eden bu rabıtaları inkar etmekle diye devam ediyor. Burada ben bunu yazayım çünkü burada ciddi bir şey işleniyor. O devamını yazmadım. İlk önce diman mertebelerini yazayım. İtikat değil mi? Sonra? İltizam. Tasdik, taakkul muydu? Evet. Ne? Tasavvur. Tasavvur. Vay. Tamam abi. Şimdi sevgili kardeşler, neredeydik o? Şunu yazmam gerekiyor dedim. Onu, bu çok güzel bir metin, çok antika şeyler var, hoşuma gitti. Diyor ki, şurada da iltizam var, değil mi şurada? Şurada da var. Farkı anlayalım diye. Şimdi 81'i yazıyorum. Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine bu var yani otomatik. Hani demiyor ama ben şöyle yapsam uygun. Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta. Ve iltizam ve bağlılık gibi.
gibi. Hayat içtimaiyeyi esasıyla temin eden eden bu rabıtaları inkar etmekle diye devam ediyor. Şu alarda anlatıyor. 392'de. Şimdi buradan ne çıktı ona bakalım. Diyor ki, tasdikteki iltizam, kendine lazım kılma, kendini tatmin olmuş, kendisi tatmin olmuş. Dima sistemindeki iltizam ise, o tatmin olmuş olan fertlerin biri birisiz olamaz. Mesela çok ilginçtir, şunu anlatıyor ilk önce. Diyor ki, bu başka şey yapıyor. Onun için garibime gitti. Diyor ki, şu iltizama, şununla şunun arasındaki farka. Diyor ki, tasdikteki iltizam, kendine lazım kılma, kendisi tatmin olmuş. Ferdin kendisi. Kendine tatmin olmuş fertlerin cemi de bu. Bunu netleştirebilir miyiz? Ne diyeceğiz? Biz artık geçeceğim iltizam, çünkü. Tamam. Bak. Ne diyoruz tasdikteki iltizama? Tasdikteki iltizama, ben yazayım. Lazım kılmak. Kendine lazım. Evet, işte bak. Bunu yazayım. Ondan sonra okuya yaza gideyim. Yani fert ne gibi bir şey oldu, öyle mi? Evet, tasdikteki iltizam. Çünkü iltizam herkese eşit olmuyor. Ama dimadaki sistemdi ya, şu iltizam sistemdi. Bu hükümdü. Hüküm herkese göre farklı oldu. Değişebilir, evet. Ama mesela seni iltizam eden bir mesele, sistemin kendisi değildir. Ama genel iltizamlar, bu fertlere bakıyor. Çünkü buna şey deniliyor, onu yazalım. Neydi? Şöyle farklı kalemle yapayım. Diman ve latifleri değil mi? Evet. Şimdi burası da, onu da şeyini yazayım birkaç tane de. Tahir'de ne çıkıyor? Safsata. Safsata. Buradan? Bir behre. Bir? Behre. Behre. Buraya? Bir taraf. Bir taraf. Bir taraf. Görüyor musunuz? Taraf. Bu? İmtisar. İltizam. Bu? Taassup. Taassup. Sup noktalı değil mi? Yok. Ta-a. İki sup. Tane. Sup değil. Lazca değil Hasan abi. Tamam. Doğru abi. Bu iki tane A mı yazdım? Doğru. Tamam. Bu? Salabet. Salabet. Lazca'da noktası olur ya. Lazca'da noktalı oluyor. Taassup. Ha, şimdi bak, şu şey, A'dan şüphelenim, iki tane var. Bu neydi? Ahkamdı, dışavuç demiştik, halet demiştik. Ahkamlar. Lar. Dışavuruş. İşte haletti bunlar. Dışavuruşlar. Halet. Namus. Namus.
Öbür tarafı da sistem yazın. Hmm. Kanun göstereyim. Duyuyor mu direkt kanunları herhalde? Evet, evet. Merhaba. Bazen ilerleyince uymuyor da. Yani o ona orada olacak, o bakıyor onunla olur. Yok yok canım. Şimdi biz bununla uğraşmayacağız şimdi. Bunu bir görelim ondan sonra. Tasdikteki şu, bunu yazmakta bunu görmesi lazım. Yani fertlerin kendisi namus. Mesela elma bir kanundur. Senin bahçendeki elma namustur. 51 ince mesle bir öyle. Böyle anladım. Böyle anlatıyor. Şimdi bak şunu şunu çevireyim. İltizam. Kendine lazım kılmak. Kılma. Başka? Kendisi tatmin olma. Kişinin kendisi mi değil? Etmesi. Bu fert. Tasdikteki iltizam. Dima sistemindeki iltizam. Dima sistemindeki iltizam. Şimdi bunları görüyoruz ya. Yani bu kurgularda bakayım. En azından bugünlerde duyuyoruz. Bu dima, kendini kendinle, bununla alakalı da bir rüyam vardı bu akşam. Böyle, insan en çok hani yabancı ve yabani, korktuğu, en çok korktuğu şey, cehennem falan değil, o dışa vuruşudur. Aslında insan en çok korktuğu kişi kendisidir. Kendinin açılımından korkuyor. Kendisidir. Hep kaçmıştır kendisinden. Kendisiyle alakalı ders yapılınca çekip gitmiştir. Hariç olunca, mesela bak, iyiyiz değil mi? Siyaset var ya, Tayyip şöyle yaptı da, Tayyip şöyle, Devlet var şöyle dedi. Desemem gözümüz açılıyor. Ama kendini bahsedince, hep düşman olmuşlardır tarih boyu. Tamam, tarih boyu böyle, İnsanı keşifle alakalı sohbetleri hep insan düşman olmuştur. Cehennem, cennet insanın gölgeleridir. Yani mahiyetinin dışa vuruşudur. Cehennem korkusu değil o. İnsan kendisinden korkuyor. Çünkü bakın, keşfedecek benim, keşfedilecek de benim. Seyahat edecek benim, seyahat edilecek yer de benim. Anlayacak da benim, benim anlaşılacak şey de benim. Gidilen yerde benim, giden de benim. Aa, Fatiha'yı çek bitir abi. Benim. En çok insan, bu akşam buydu benim şey. İki tane rüya gördüm, bir tanesi oydu malum. Herhalde bu akşamki, bugünkü ders şeydi. Sizi önce bir teşvik olsun, bir şefk olsun bu bugünkü olanlara. Öyle bir yerdeyiz ki etraf cam da değil ama başka bir şey. Öyle bir yerdeyiz ki ders anlatımdayız ki öyle bir şey de yok. Öyle bir, şimdi düşünüyorum eminlik var. Cam da değil, cam mı diyelim. Duvar yok. Baktığımız zaman Abdullah aşağıda dere şey dağların tepeleri gözüküyor. Yollar pek gözükmüyor. Çok geniş caddeler ip gibi gözüküyor. Oradayız. Ondan sonra bireylerimiz giderken adım atıyoruz. Bir de bakıyoruz dağın tepesinde bir adımımız.
Ondan sonra bilmem nerede öyle. Gördüğün yerde hakikaten. Yani nereye görüyorsun adımın orada oluyor. Hep beraber biz abi. Hep beraberdik orada. Ondan sonra birisi geldi. Bizi ziyarete cemaatı konu. İşte biz o, oturdu. Yalnız kaldı. Öyle. Aynı bu salon. Aynı bu salon. Osman'ın oturduğu yere oturdu. Oraya. Yalnız kaldı değil mi? Yalnız kaldı ve ben de çıkıp ziyaret etmedim. Geldi. Sonra kalktı gitti. Ömer Saral kardeş onu bir hoş amedi etti. Hoş geldin dedi. Ben şey yapalım. Sonra çıktıktan sonra dedim ki ya dedim gel biz de ziyaret edelim. Ona adım atıyorum. Yetişilmiyor. Aşağı doğru gitti. Yetişilmiyor yani. Yani bir hoş geldin diye. Sonra baktım ki Ozan biraz daha gittim. Tam yakaladım. Arabasını şey yapacağım. Tos yolundan İstanbul'a doğru gidiyorum. Yoluna girdi dedim. Bunlar artık bunu şey yapılmaz dedi. Kendi yerimize döndük. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. İsmini. Biliyorum. Şahsı biliyorum. Konuştuk onu sabah açıkça söyledim de. Evet. Ondan sonra baktım Tosya, tam Tosya'nın yokuşundayız. Unutamayacağım orayı. Baktım arabasıyla İstanbul yoluna doğru gidiyor. Yoluna girmiş dedim. Bunlar artık şey yapılmaz. Bu yolunda biz yolumuzda. Ondan sonra tekrar biz şeye geçtik. Böyle. Yani sonra devam ediyor. O bitiyor. Diyorum ki insan en korkunç dehliz kendisinde. Allah'ın sırrı nedir diye sordum. Diyorduk onu. Allah diyor ya herkesi, her şeyin bir sırrı vardır. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Hadis-i kutsi vardı ya. Peki bildiğin, madem Allah'ın sırrıysan, Allah'ın, biz ya Allah'ı anlamamışız, ya kendimizden çok uzağız. Çünkü Allah insan için diyor ki, insan benim sırrımdır. Ben yeme içmeden başka bir şey bilmiyorum. Kendini tanıt desen, ne diyeceğim ya, cilt 4 sayfa ne memleket diyeceğim yani. O kadar, o kadar mı, o kadar mı zalim olmuşuz. Kendimizi hep dışarıda yaşamışız. Hep dışarıda. O kadar. Allah'ın sırrı olmak ne demek ki? Bu mu yani? Bu mu olacaktık? İnsan benim sırrımdır. Cennet demiyor ha. Arş-ı Azam benim sırrımdır. Ben de Arş-ı Azam'ım demiyor. Arş-ı Azam'ı dolaşan bir zatın ümmetiyiz de. Onun hakikati cilve-i timsali bizde var. Cilve-i Muhammed'i değil miyiz? Olmayan. O kapıyı açık bırakmamış mı? Arş'ı geçmemiş mi? Arş-ı Azam'ı geçmemiş mi? Kabu kavseni girmemiş mi? Sonra imkan ve vücuttan çıkıp her şeyin her yerde olduğu makama girmemiş mi? 642 Mesnevi Nuri. 642 her şeyin her yerde olduğu makama haliye gidersen diyor şöyle şöyle olursun diyor. Her şeyin her yerde olduğu Mesnevi de geçiyor. Kalı Mesnevi. Kalı Mesnevi. Makama haliye çıkarsan diyor. Kalı Mesnevi getirsene şeyi. Orada mı? Bak o cümleyi okuyayım. Ya bunu diyordum da nereden aldı beni bu şey, bu mana? İnsan kadar zalim, inne o kâne zalûman cehûlâ, ama velakat kerenne beni Adem iken. Ötekisini ver. O bir tane de var hemen yanında. Velakat kerenne beni Adem. İnsan en çok kendisinden korkuyor. Cehennem gibi gözükürken korkusu değildir, kendisidir o. İnsan ancak intibah getirecek, kendisine döndürecek, cehennem söyleniyor, adam tınlamıyor. Ya Adem'i cehennemde şey yapmıyor, Adem'i vücutlar. Adem'i vücutlar ne demek bunu tezahür? Elinden alınıyor. Hassiyatların alınması Adem'idir. İmkanların alınması Adem'idir. O zaman vay bağırıp duruyorsun. Böyle bak. Bak insan en çok kendisi niye korkuyor? Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır. Aynı zamanda bütün eşya, her şeyin de yanındadır. Tamam, bunu bildiğimiz şey. Öyleyse sen kendin cihetinden, pergeli kendine koy, okurken böyle koy. Kendin cihetinden onun yanında olman için, o zaten senin yanında. Sen onun yanında olman için ne yapmak lazım? Ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, bir daha,
ancak her şeyin yanında olan. Şimdi ben buradayım, senin yanında mı? Buraya gelince senin yanında olur. Onun yanında değilim. Böyle, onun yanında olabilmen için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, yani öyle bir makamı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da biraz zor. Bir yöntemi var diyor. İmkan ile vücut arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki sen şu acip diyeti, yani uzaklığın kat edip ulaşmak ve onun kurbüne vusul bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da, yani imkan ve vücut arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat-i teceliyat vardır. Yani her şeyin her yerde olduğu, hani her şeyin yanında olabildiğin makamı ala dedi ama ondan daha acayip bir makam da varmış. Nedir o? Seradikat-i teceliyat vardır. Ve bunların ötesi var mı? Bunların ötesi ölüm felakettir. İşte madem hakikat böyledir, hakikattır bu. Kendinden ve bayitlik cihetinden taraf fani ol. Yani kendin böyle şey matmanında fani ol. Ta ki onunla bir kabul, kurbuyla bir yakınlık peyda edebilesin. Yani cesedi hayattan çıktıkça. Çıktıkça kendi aslına dönüyorsun. Bu sefer Allah'ın rahmeti, inayeti, merhameti adet-i ilahisinin üzerinde olduğu için adet-i ilahisi de insan kendisini terk ettikçe kendisini buluyor. Aynı şey söylüyor. Bak bir daha. İnsan kendisini terk ettikçe kendisini buluyor. Kendisinden uzaklaştıkça kendisine yakın oluyor. Kendisini reddettikçe kendisini kabul ediyor. Biri beğensin, biri ruhsal cihetiyle. Yani kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkan mazi ve müstakbeli anda görür. Çünkü her şeyin her yerde olduğu yere geliyorsunuz. Çünkü ruh şeceri hilkatın çekirdeği. Orada aslı. Evet, sen de onun arkasındasın. İşte en dehliz, en korkunç, en ürkütücü yer sensin. Kime? Sana. Niye korkutacağım? Güzel olması gerekmiyor mu? Aslında... Kusurlarımızdan mı korkuyoruz? Yok. Tabii cevapları çok farklıdır. Konu dışına çıkar. Aslında bunun kadar zevkli bir şey yoktur. Çünkü en korkunç şey aynı zamanda en lezzetli şeyi barındırır. İman küfrü barındırdığı için. Küfür yok, iman da yoktur. Tamam mı? En korkunç bu, en lezzetli şey. İnsan kendisine bir lezzet almaya başladı mı? Hiçbir şey yoktur. Buna delilim, insan eli kesilir, çaresi var. Kolu kesilir, çaresi var. Kendisinin korkunç, yani kendi düşüncelerinden dolayı psikolojisi bozulunca intihar etmiyor. Ki bir yeri mi kırıldı da intihar ediyor. Düşüncelerini kontrol edemediğinden. Peki, düşünce iyi dinle burayı. Düşüncelerini kontrol edemediğinden intihar ediyorsan, mecbur oluyorsan, peki tersi, düşüncelerini kontrol edince, düşüncelerini arkasına geçince, o lezzetli ruhaniyi düşün. Allah Resulü diyor ki bu meclise, aleyhissalatü vesselam, ilk cennet bahçelerine bir bahçedir. En dehliz insan kendisidir. Ama en açık da kendisidir. En gayim, en zahir, en bedi, en gizli yine kendisidir. Kendisi kendisinedir. En korkunç insan kendisi olduğu gibi en büyük lezzet de kendini keşfetmektir. Keşfedilecek de, keşfeden de yine kendisidir. Beden cihetiyle, fanilik cihetiyle fena ol ki beka bulasın ruhsal cihetiyle. Abi ben de bir şeylere kapıldım. Bunu söylemezsem unutacağım. Söylemezsem de rahat edemeyeceğim. Allah aşkına söyleyeyim. Şu derste... Mevlana'nın da bir sözü var bu manada da. Siz söyleyin. Ha, sen devam et. Siz söyleyin. Abi bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu dersi aslında yapan
Çok enteresan abi ya, bu dersi yapan kim oluyor ya? Biz şimdi mesela siz demiştiniz ya Hasan abi. Evet. Tasdikteki iltizam kimliğimiz. İltizam mertebesi. İltizam dimağ mertebesi, dimağ mertebeler, evet, iltizam mertebesi de kişiliğimiz. Evet. Şimdi kişiliğimize doğru gitmek aslında burada ben dediğimizden uzaklaşmak oluyor. Asıl kişiliğimiz derken asıl büyük insana doğru gidiyoruz. Ha. Aynen şeyin asıl kişilik dediğin. Asıl kişilik dediğin, evet. Evet. Aynen. Külli olan kişi. Olabilseydim, evet. Aynen doğru. Yani aslına gidiyorsun. Aslılık kendin değil ya. Yani. Külli olan o. Evet. Asıl. Yani şey gibi sanki. Şecere-i Hikmet'teki Nur-u Muhammed. Aha. O da ki aslında. Daldaki çekirdek, kökteki çekirdeği. Ha, oluyor. Kişilik o çünkü. Asıl kişilik o. Buna bilseydim o fotoğrafını çekmişti. Çok güzel. Doğrusu. Birisi de göndermişti. Bu manayı dinlemiş. Azap çekecek olan kim? Hesap kime? Teklif kime? Sanlına. Şimdi zıtlarından ayrılan ne yapmış oluyor? Kıyameti koparmış oluyor. Tasdikteki iltizam, zıtlarıyla bir aradasın, buradasın. Zıtlarını ayırdığın zaman, evet, mertebe şeyindeki şimdi iltizama geçiyorsun, zıtlarını ayırmış oluyorsun artık. Sana ihtiyaç, yani zıttına gerek yok. İmtihan kalkıyor mu? İhtiyaç, şeye gerek yok. Göze şey gerek yok. Dile lezzete gerek yok. İnsan ekber olacağız. İnsan ekber olacağız, insan olarak. Yoksa kainatı sura oluyoruz. İnsan ekber olmaktan başka çaremiz yok. En azından bir şey dayatılmıyor da Yasin. Yani böyle bir şeyin varlığını duymamız gerekiyor. Duy yani bunu. Diyor ki, şahsiyet-i ilahiyenin ortaya çıktığı büyük insanı ekberde hedef insan tayin ederse fikren Allah ona bile karşılıksız kalmıyor, cevap veriyor. Öyle bir talebiniz olmasa sabah sabah burada olmazdınız. Olmazdık yani. Tamam mı? Ben dün akşamdan beri hem de çalışıyorum, şey yapıyorum. Yani insan ekber, evet olamadık. Ama olunması gerektiğini biliyoruz ve iddia ediyoruz. O da, ona da Allah cevap veriyor. Ona da cevap veriyor ki, size eylemsel itibariyle toplumdan farklı fiiller nasip etmiş. Bak buradasınız. Pazar günü. Bazı şeyler değil mi? İnsan terk edebiliyor. Ne kadar terk edebiliyor kendisini, ne kadar büyük insan olmuşsa, küçük insana o kadar tesir edip, küçük insan bu his yani, bazı şeyleri terk ediyor. Yani kısacası büyük insan olacağız, ürküten odur. Büyüklüğün ölçüsü terk ettikleri. Evet. Büyüklüğün ölçüsü, büyük insana girme sebebi dimağı terkler çalıştırıyor. Kalbi eylemler çalıştırıyor. Evlatlar, namazlar. Demin bir şey dediniz abi, kaçmasın o. Ürküden odur dediniz ya. Ürküten odur. Büyük insan bizi ürkütüyor. Oysa hayat, kalbin ve ruhun derece hayatı oralar. Oraya varmak için İslam cemiyetini terk edip büyükler mağaraya girmiş. İslam cemiyetini terk etmiş. Günah yok toplumda. Yani kesretten kaçmış. Kesretten kaçmışlar. Vahdeti bulmak için. Vahdeti bulmak için, teneffüs etmek için. Yani bize kapatmışlar bu kapıyı. Evet. Aynı şey, zahir içinde hakikati... Evet. Peki, bu yol yanlıştır diye değil, değil. Yöntem farklı. Yöntem o mağaraya çekilmek. Biz dünyayı, bu yaşadığımız yeri mağara yapacağız. Bu ders kapatılmış mı? Mağara. Abi, İmam-ı Gazali zamanında bu duvar, o duvar, şu duvar, şu duvar ansiklopedilerle, kitaplarla dolu olsa ancak ilim anlamıyor. Şimdi küçük bir tabletten, küçük bir şeyden anlıyor. Evet. Bu demek değildir ki bunları reddediyor. Hayır, buraya sığdırıyor. Tabii.
Teknoloji gelişti. Evet, teknoloji gelişti aynen abi. Yani eskide Geylani lazım ki 5 yerde ders yapayım. Cenab-ı Hak fenleri geliştirecek de şimdi internette geliştirmeyecek. Aynı aynı şeyler istikametle gelişecek. İltizam. Seri seyir olan bu zaman evladına aynen. Kısa bir tarif lazım diyor abi. Aynen. Özeti. O zamanın insanı için bir evde yani 5 yerde ders yapması normaldi. Hiç garip karşılamıyorlardı. Evet. Bu zamanın insanı da internette ders yapanı garip karşılamıyor. Doğru. İnternet evliyası var. Kaç kişi biliyordu ki 5 yerde birden ders yaptı? O tatmin olmuş olan o tatmış olmuş olan fertlerin biri birisiz olamaz. Fertlerin biri birisiz olamaz. Tatmin etmiş olmak. Tatmin, tatmış olmak. Tatmin. İşe yapın ya. Düzeltin. Olmuş olan. Fertlerin kelimesi de var mı arada? Var var. Tatmış. Ha, fertlerin nerede? Olan. Fertlerin dediğimi yazmıyorum. Fertlerin biri birisiz olamaz. Çünkü bu iktiza ediyor. Mesela mıknatısı atın çöpe, kağıdı, naylonu çekmiyor. Demiri çekiyor. Yani tatmin olmuş fertler var. Kendisini keşfetmiş. Bu sefer bununla alakalı insansız yaşayamazlar. Yani ben sizsiz, siz de bensiz yaşayamazsınız. Abicim, şahsı maneviden bir ses Harun'un sesine benziyordu biraz. Dedi ki, Peygamber Efendimiz'in, oradan mı geldi bilmiyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in, inna da ümmeti demesinin aslı budur zaten. Şahsı manevi. Ümmetimi almadan gitmem diyor ya. Evet. Yani. Şimdi mesela bu zaten bu fertlerin kemalatı bu şahs-ı manevi olacak şimdi. Biri birisi olamaz diyor ya. Olamaz. Hasan abi Allah Allah şahs-ı manevi nasıl farklı? Bana ihtiyaç var. Peygamber Allah Allah şahs-ı manevi. Bana ihtiyaç var. Allah'ın ismi azamının zuhur ettiği şey şahs-ı manevidir. Şahıslara isim tecelli eder. Fertlere İsmi Azam tecelli etmesi için o fert şahs-ı manevinin temsilcileri olması lazım. Şahs-ı maneviye isimlerin cemi olduğu için İsmi Azam'dır. Fertler ise, vasıflar ise isimdir. Peki bazı şahıslarda İsmi Azam açılmasının sebebi mümessil olduklarındandır. Mütemayiz ve mümeyiz olduklarından. Küllileşmiş. Küllileşmiş. Mesela geçen hafta şey yapmıştık. İsmi Azam nasıl anlaşılır bir insanda? Böyle hep gaybden bahsediyoruz. Ulaşılmaz. Öyle yaptık ya, hep uzaklaştırdık kendimizi. Allah ile ulaşılmaz. Ahiret orada. İsmi Azam da orada. Aç onu. Orada zannediyoruz. Peki nasıl anlarız? Sende zerre kadar var mı yok mu? Şükretmek için söyledim. Çekirdek düşün ağacı. Bir çınar ağacı düşünür müsün? Çekirdek var. Çekirdeği gördün mü hayali? Meyveyi gör hayali. Meyvesi var. Gördün mü? Tamam. Bir de ağacın zahirisi var. Meyvede gözüktüğü için. Ağacın böyle haşmeti yok mu? Bursa'daki Uludağ'a çıkarken çınar ağacı. Hep aklım oraya gidiyor. Ağacı gör abi. Bir de ağacın bizim görmediğimiz makine sistemi var arkası. Tamam mı? Çekirdek evvel. Meyve ahir ismi. Ağacın zahir haşmeti. Zahir ismi. Batın. Bu dört tane isimle bakabilen, zerre kadar bakabilen, zerre kadar ismi azama mazar oluyor demektir. Sır. Bu da sır. Şahs-ı manevi devamlı bakabiliyor mu? Şahs-ı manevi devamlı olur. Tabii şahs-ı manevi odur yani. Mesela akıl tatil eşkal etse bile vicdan ve kalp etmiyor. Mesela sen ihlaslı olmak için şöyle zannediliyor. Bunu da çok soruyorlardı. Her an ihlaslı. Hayır. O ehas havasa mahsus. 11. lemada diyor ki bir tamamıya, bir itizam, bir kas, bir çeyit, bir gayret ehas havasa. Peki nedir? Bugün 3 dakika ihlaslı olduk. Dün 2 dakika.
3 gün sonra 10 saniye. Yani ihlas hayatın her safhasında olmuyor. Bunu bilmeyen bir insan ümitsizliğe düşüyor. Şurada ihlas değil mi? Şurada olamadım. Olursun, düşersin. Burada cömertsin, burada cömert olamadın. Burada kahramansın, burada olamadın. Yani insan tek boyut değil. Niçin olamadın? Başka bir ismin tesiri altında yaşıyordun. Yani ismin altında. Bazen, çünkü teselli için söylüyorum ama teselli değil, doğrusunu söylüyorum. Kazan der ki, bazı bir insan uyandığı zaman, vay ben bunu nasıl dedim, nasıl yaptım demenin sebebi, Allah diyor aklını örter, bunu sana yaptırır, sonra döner, ats ve kusur, naks, noksanını idrak edip kulluğunu şuuruna eresin. Esma, orada zemin oluyor. O zemin oluyor. Mesela günahlar seni böyle iki büktüm ediyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama sevaplar, ya yap itibariyle. Tabii canım. Böyle teheccüde kalkmıyorsun zaten. Üç adamdan sonra. Bu gece hiçbirinizi görmedim canım. Bu sene hiçbirinizi görmedim. Evet. Bu gece hiçbirinizi görmedim yani. Size kalktım da ben bir de manevi kalp gözüm de açık zaten. Görüyorum ben sizi. Şeye benziyor. Bir kitapta görmüştüm bu şeyde. Ölmen kime anlatıyor da. Diyor ki bir adam bir tanesi mescitte namaz kılıyor. Duha namazı. Tamam mı? İşrak namazını açmış duha namazı. Şeytan gelmiş tepe taklattırmak için. Şeytan. Arkada diyor ki helal olsun diyor iki kişi. Oysa şeytan şeytana. Şu adam var ya diyor. Her zaman bu camide duha namazını kılarken görüyorum. Helal olsun dedi ya. Demiş. İnsan kılığına girmiş. Sonra adam selam vermiş. Ayrıldık. Mesela demiş ki. Demiş ona. Aynı zamanda oruçluyum ha demiş. Bitti. Yani şeytan eskiden sokakta gözüküyordu. Mekke'de Hazreti Ali, Hazreti Osman'ı görünce sokağı değiştiriyordu. Peygamberin kapına gelmedi mi? İçeriye girmedi mi? Yani. Sakalı şöyleydi. Evet, ya Muhammed bana Allah beni Allah gönderdi. Ne soracaksan doğru söyleyeceğim. Var ya en çok kimi sevmezsin? Seni ya Muhammed. Niye? Sonra şöyle şimdi. Eskide gözüküyordu. Adam gözüküyordu ya. Şimdi gözükmediğine bir delilimiz yok abi. Ya. Ama sen fark etmiyorsun. Şimdi o kadar çoğalmış ki yani şeytanımız bir zaman. Evet. O tatmış olan fertlerin biri birisiz olmaz. Bir de onlar 2-3 bunlar sarsılmaz bir rabıta var. Bunlar arasında sarsılmaz bir bunu şeyden mi çıkarttınız? Mesela normal hani öbür o iltizamla farkı. Son hakikatlerine, naşirlerine öbür tasdikteki iltizam olmaz, meratipteki iltizam olur şeklinde. O okur komplesini okuduğum zaman baktım ki, Kur'an şakirtleri ferttir. Peki, Kur'an şakirtleri şakirdi, sonra şakirtleri... Naşir diyor orada abi. He, naşir. Hem naşirlerini. He, naşirleri. Ben de naşir mi yazdım? He, daha doğru. He. Yukarıda. He, şimdi ustam otomatik olarak anlatırken iki ferdi ahiri anlatıyor. Bir tek tekleri, bir de bütünsel hali. Bir de bunlar arasında ne var? Bağlılık var, sarsılmaz bir rabıta var. Bunlar arasında bağlılık var. Şeyden geliyor bu bağlılık, iltizam bütünlüğümüzden geliyor. Bir de iltizam var. Yani burada neyi çıkarttık? Yani şahsi manevi anlatmak için bunu kullanmıyorum. Ustad iki tane iltizamı eylemsel olarak uyguluyor. Yani kim mesela birbirimize şöyle diyeyim.
Ben kardeşime niye bağlılık hissederim? Ben niye efendim sarsılmaz bir rabıta hissederim? Ben niye bir kardeşimi gördüğüm zaman böyle ciddi bir içsel ihtiyacım gideriliyor? Mesela hakikaten diyor ki adam, ben diyor sizi medrese-i Yusufiye'de olmanız beni şey zannediyor, taassup zannediyoruz. Veya körü körüne bağlılık zannediyoruz veya psikoloji zannediyoruz. Ben girmiştim, ben çöktüm diyor. Hayır, doğrudur, o şahısla alakası yok. Birbirimize sarsılmaz bir bağlılığımız var. Tatminkarlığımız var, rabıtamız var. Birbirimizi doyuruyoruz. Peki buradan çıkan bir şahsı manevi oluyor. Usta bunu uyguluyor, diyor ki teklerde olursa, mesela diyelim ki sende bu sıfatlar yok. Sana şahsı manevi ise ama hissedar olursun ama bağlılık nasıl olacak? Yani kendimi nasıl hissedeceğim meşbur? Kuvvetli bağ olabilmesi için ya sen beni kuvvetli çekeceksin, ya kuvvetli ben sana sahipleneceğim, üçüncü bir o, veya ikimizde uyanıklık, bağlılık, iltizam, tatminkarlık olacak ki hadi beraber olalım. Ya sen beni çekeceksin, ya ben seni çekeceğim. Bu yok. Aslında bu yok. Nedir? Sende de uyanacak, uyanan fertlerdeki iltizam, yani fertlerin hakikattaki iltizam, sistemin iltizamını doğuruyor. Kısacası bu. Tarsut devam ediyorum. Taassup nasıl çıkıyor abi iltizamda? Böyle bir şeyden taassup nasıl çıkar? Taassup hangisinde? Taassup değil. Buraya daha gitmedik o. Daha taassuba başlamadık. Daha başlamadık. Biraz da zordu. Eşitli bir. Niçin zor oluyor? Bir tanesi dedi ki, ya diyor ben diyor Dima derslerine baktım diyor, dinlemedim. Baktım 5 saat, 4 saat, 3 saat falan. Nasıl oluyor dedi ya. Dedim doğru, et parçasında böyle şeyler olur. Et parçasında yok ki. Dima bu zannediyor. Neye benziyor biliyor musun? Elektrik ocağını getirin, takın fişi. Isı çıktı mı? Wolfram telini bağlayın. Işık çıktı mı? İstersen bunu bir söndürelim. En baştan. Oysa ayağı bu değil. En baştan. Sön, en baştan. Tamam. Tamam mı? Güzel olur. Şimdi ne biliyor musun? Dimağdan kasıt gözünüzü yoruyordu değil mi? Evet. Ha, ben de yoruyordum. Dimağdaki kasıt bu kafa değil. Kafa elektrik ocağı düşünün. Bu mazari efkar. Tamam mı? Allah'ın isimlerinin dimağla alakalı meratiplerinin ayağın olduğu, ortaya çıktığı zemin. Dima et parçası değil. İnsan mekansız bir hakikati olan, zamansız, mekansız, vasıfsız, sıfatsız, kısacası ustadın tabiriyle basit. Yani kimyasal bir çokluk değil, ruh. Basit diyor, tek şey. Ama burada gözüküyor, ama burada değil. Yani dima deyince bu et parçası değil. Elektrik ocağını niye getirdin? Isı orada ortaya çıksın. Isının kaynağı değil, ortaya çıktığı yer. Bir daha, elektrik ocağı ısının kaynağı değil, Wolfram telli ışığın kaynağı değil, ışığın ayağın olduğu, ortaya çıktığı bir yer, zemin. Dima, esmaların, bu mertebedeki esmaların ortaya çıktığı ayna. Bu bizim veya, cismaniyetimiz oluyor değil mi abi? Bu kalp olsun, dima olsun. Hep cismaniyet. Cismaniyet. O zaman ötelerde hakikati var. Burada, bu aynada, yani cennet nasıl gözükecekti? Nurani bir şey. Benim kalbimde gözükecekti. Lef-i Mahfız nerede gözükecekti? Benim dimağımda gözükecekti. Kısacası 11. şu anda tereşuhatlarıdır. Lef-i Mahfız'ın yansıdığı yer. Buraya Lef-i Mahfız'ın yanlışı var. Niye bak bu ayna olmuyor? Kabiliyeti yok onun. Kabiliyet. Ama lavadakiler oluyor değil mi? Bu da Lef-i Mahfız'a ayna. Bu değildir konuştuğumuz. Burada gözükenler orayı konuşuyoruz. Bunsuz olabilir mi abi orası emri? Bunsuz nasıl gözükür? Olmaz. Çünkü büyük insanı gidebilmen için, yani büyük insan, küçük insan aynı. Çekirdekte çınar aynı. Ama büyüğünün, senin aleminde büyüğünün ortaya çıkması için küçüğünün aktifliği lazım.
Yani dimağdan bahsederken bu değil. Burada gözüken. Burada gözükenle ona gidiyoruz. Onun için konuştuğumuz yer burası da değil. Burada gözüküyorsa zaten abi. Şöyle dediğim son cümlemiz. Aynada bakıyoruz. Gördün bu mudur bu mudur? Budur. Bu gözle hangisine bakıyorsun? Bu gözle buraya mı bakıyorsun? Bu gözün gördüğü hangisidir? O zaman onun saçını tara. Aynayı tarasın da bunu tarıyorsun. Farkında mısın? Bunun ne aynasına göre bir de buradan bir göz var. Ama o gözükmüyor. Oradan bu tarafa bakıp burayı düzeltiyorsun. Bak buradan bakılan göz, oradan bakan gözü görmüyor. O zaman zannediyor ki buradan bakandır. Buradan bakıyorum buna, ta ki buradan buraya bakayım diye. Eğer bunun gördüğünü, saçını tarayacaksan, bunu taraman lazım. Bunun saçı burayı tarıyorsan, bu gözün gördüğü değildir. Bu gözle oradan bakıyoruz ama oradaki göz farklı. İkisini cem etmezsen saçını tarayamazsın. Evet. İkisi aynı. Küçük insan, büyük insan. Kafın karıştı da abi. Vallahi kimin tarayacağını belli. Şu an bilmiyorum. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Kim? Sen şöyle düşün. Gözlüklüsün ya. Aynaya bir bakıyorsun ki aynadaki gözlüksüz. Ne yaparsın? Çok ilginç olur da. Çok ilginç. Hatta en büyük mucizelerden bir tanesi küçükken beni bana alıştırmış, ünsiyet ettirmiş, ülfet ettirmiş. Şimdi beni acayip bir... Kalktım sabah baktım ki bir şey değil, canavar değil. Gafur senin gibi görüyorum kendimi. Şaşırmaz mısın? Diyorum, çok mutlu olursun herhalde. Vay diyecek. Adam dışarı çıkan Neyman ya, bu ne? Bu tipte nasıl yaşıyor? Düşün ki eski asırda yaptığın gibi Allah. Kalktı domuza benziyor. Ne olur? Allah bakmasın ya. Çakala benziyor. Hani öyle diyor ya, içimiz dişimiz çıksa. Ya yılan, ya domuz, ya hınzır. Değil mi? İnsanın bozulma süreçlerini anlatmış. İlk önce maymun oluyor. Sonra ne oluyor? Tilki oluyor. Sonra ne oluyor? Yılan. Yılan. Ayı. Ayı. Domuz. Bozulma süreci midir? Peki devam ediyorum, yazayım. Yazmayayım de. Tasdikteki iltizam şu. Şöyle mi geçeyim? Ara mı verelim? Yok, kahve yapayım mı dedin? He. Arada çok iyi. Sonra biraz da gidelim. Rahat olun. Şey söyleyin yani bu ortam atölye çalışması. Atölye çok hoşuma gidiyor. Yani beraber işlemek kanımızı eşlemiş ya. Derste de yapıyorum ama derste de katılımcılar pek olmuyor onun derste. Kafalı. Ama pek de yapmıyorum çünkü karıştırıyorlar bazıları. Olmuyor. Konuşmak adına konuşunca sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Konuşmak adına burada da bazen oluyor böyle. Nefis, birisi bir şey dedi, ben de bir şey diyeyim zannediyor. Onu anlaşılıyor ve sıkıyor yani. Soğuk oluyor. Soğuk oluyor. Ben de pek ses söz vermek istemiyorum. Yok, üstüne alınma yani. Senin yanımız yok yani. Şu anda konuşmak için. Lazım olduğu için konuşmak. Tasdikteki iltizam şu. Cemaat iltizamını iktiza ediyor. Bu yani iltizamın farklılıklarını iş yaptık. Mesela iltizamla sistemdeki iltizam, fertlerle cemaat arasındaki farklılıktan da gitmek istedim. Bunu yapacak vesile ise tek bireyler değil, bir gaye ve maksat etrafında o gayenin iktiza ettiğinde fena ve feda olmaktır. Şey yok mudur abi, mesela ben bir cemaati tasdik ediyorum. Hemen cemaatini tasdik ediyorum. Yani onlara bir tarafkirliğim var. Bu iltizam, tasdikteki iltizam olmaz mı? Bu tasdikteki iltizamdır. İslamiyet'teki iltizama girdi. Çünkü Adıyaman dedin ki Müslümandırlar. O zaman İslamiyet'inde birlik oldu. Şuradaki iltizamın olmasa bu olmuyor. O sanki şöyle diyeyim. Ben tatmin olmamışım. Ahkamda. Ben kendimle kavgalıyım. Seninle barışık olabilir miyim? Ben hiçbir cemaatim yok. Cemaatlara da belki de düşmanım. Düşman olmanın sebebi kendine düşman olduğun içindir. Cemaata düşman zannediyorsun kendini. Oysa kendine düşmansın. Mesela şöyle diyeyim.
hadis-i şerife geçiyor. Merhamet etmeli, merhamet edilmez. Helak olmuştur. Ne? Helak olmuş. Mesela adam niye merhamet etmiyor? Çünkü kendisine merhamet yok. Niye beni sevmiyor? Niye seni sevmiyor? Niye? Çünkü kendisini sevmiyor. Niye ben seninle barışık değilim? Çünkü kendimle barışık değilim. Niye cemaatlara düşman? Çünkü kendi cemaatine düşman. Kendine düşman. Mesela ilim buradan başlıyordu. Kendini fark etmiş. Fark eden adam der ki İslamiyet içindeki cemaata kusurlar görse bile fertlerde o cemaata genellemez o kusuru. O şahsa aittir der. Adıyaman cemaatin Ahmet, Mehmet cemaatle alakası yok. O ferdin şeyidir der. Niçin der? Çünkü kendisi iltizam etmiş kendisini. Yani kısacası bakan kişi ne görüyorsa kendinde uyandıklarıyla bakıyor. Bak, şu gözlükle bakıyor. Gözlüğün ne kadar kaliteli olursa olsun ama gözün kör. Gözün numaralı. Gözün renk bozukluğu var. Dürbün mü bozuk? Ne ararsın Şan bu arada? Hakikati kendinde ara. Mesela birisini bir cemaati tenkit ediyorsa Ehl-i Sünnet camiası için hani şeriatın dosturları, kaideleri, ölçüleri içerisindekini söylüyor. Tenkit vesaire diyorsa bilin ki kendisinde barışıklık yoktur. Evde kavgalı adam. Karısıyla kavga ediyor, çocuklar kavga ediyor, onunla kavga ediyor, bunu. Eğer şer'i bir ölçü, yani zahir bir yanlışın dışında zanlar üzerine kurulan bu tenkit varsa, haklı gerekçe yoksa, bilin ki kendisiyle kavgalı. Kendisiyle sorun. Kendisiyle sorunlu, psikoloji sorun yaşayan seninle nasıl barışık olacak? Bazı insanlar kavga etmeden, düşman bulmadan yaşayamıyorlar. İsrail gibi, Amerika gibi. Sebebi milliyetçilikleri var, ümmetçilikleri yok. Unutmayın, ümmetçiler kavga etmezler, milliyetçiler kavga eder. Mesela İsrail, ümmetçiliği yok, milliyetçiliği var. Onun için bir bütün değiller. Milliyetçilik en ufak şeyle sarsılıp kaçıyor. O zaman Filistin'i devamlı düşman yapacak. Aa bak ha, ona göre bak bizi yiyecek ha. Ha bir olalım. Bir olmanın sebebi Filistin'in varlığıdır. Onun için devamlı düşman olması lazım. Amerika her sene bir savaş yapması lazım ki milliyetçilik de yok, ümmetçilik de yok. Çünkü topluma bir millet. Ahmet Mehmet geldi şuradan buradan. Ümmet olmaz. Bu sefer düşmanı varlığı içsel bütünlüğü sağlıyor. Bazı insanlar da İsrail fıtratlı diyorum, düşmansız yaşayamıyor. İlle kadın olur, erkek olur. Evde de öyle. İlle bir münakaşa çıkartacak. O zaman kızma. Çünkü içi dağılık. Ne yapmaya çalışıyor? Herhangi bir gerekçe bulup orada bağırarak var olan atamadığı, bütüne getiremediği enerjiyi orada çıkartıyor. Şimdi bu kadar anlatmamın sebebi şuydu. Tasdikteki iltizam, cemaat iltizamını iktiza ediyor. Bunu yapacak vesile ise tek tek bireyler değil, bir gaye ve maksat. Yani cemaat nasıl birleşeceğiz? Tek tekler yapmayacağız, biz yapamayız. Ne olacak? Bir gaye ve maksat etrafında o gayenin iktiza ettiğinde fena ve feda olmaktır. Mesela bir cemaat düşün ki faiz ele al diyor. Bir olamazsın. O olduğun anda sen de gitti. Faiz ele al diyen var. Bunda da müsbet taassup çıkar. Bu taassup lazım. Yani taassup kötü değildir. Taassup çok büyük nimettir. Hakka taassup. Bundan da fertlerin hangisi kendisine taassup ederse bu şey bilmemiş. Hoş görülmemiş. O zaman ben merkezli yaşarsın. Cemaata Ehl-i Sünnet vel cemaata veya cemaatine taassup edersen korunursun. Mesela adam ilmi yok. Hakikaten gidiyor. Şarabı marabı bırakmış. Adıyaman'a gidiyor. Taassup ettikçe orada bulunabiliyor. İçkiden uzaklaşabiliyor. Ne mutlu işte bak. Ne kadar hoş.
bulunabiliyor. Bu taassup lazım. Seni cemaat içinde tutandır bu taassup. Bunu anlayamadım abicim ya. Şimdi taassup dima mertebesi olan iltizamın dışa vuruşu değil midir abi? Yani aşağıdaki tasdikin iltizamının içinde de bir taassup var mı? Onu yani bunun buraları okumadan, buraları okumuştu bunları da, bu İslamiyet'in içerisindeki taassupun menfisi var, müsbeti var. Yani buradaki insan kendisini şekillendireceğiz iltizamımızı. Nasıl yapacağız? Ben kendime iltizam tek tek bu hale geldim mi? Kendim geldiğince, bu sefer İslamiyet'teki iltizamım, sistemim çalışıyor. O zaman bu taassup, İslamiyet'e taassup olarak dışa vuracak. Taassupun, mesela adalet etme. Adalet nimettir. Kinle ve nefret etme. Nimettir. Ne zaman nimettir? İfrat ve tefriti nimettir. Vasatı iyidir. Mesela adam öldürmek kötüdür. Ama adam öldürmek cihattır. Cellat öldürse sevaptır. Yani, sevap demeyeyim de. Siz diyorsunuz o zaman. Evet, doğru. Mahkemeye hüküm vermiş. Namaz kıldıktan sonra tuvalete bile gitmek Müslümanın ibadettir dedi. Cellatın da vazifesi, kadinin verdiği hükmü uygulamak. Şeriatın o zaman sevaptır. Şeriatın hükmü bu. Şeriatın verdiği hükmünü uyguluyor. Tabii ki sevaptır. Ama sokakta döv aynı adamı, öldür, katilsin. Bu kalksa seni cemaatte tutacak, cemaat efradını gayeye, ereğini bağlayacak bir şey kalmaz. Taassubu kaldırırsanız İslamiyet'e bağlılığımız kalmaz. İslamiyet neydi? İslamiyet ve izan. Evet. İslamiyet? İltizamdır. İman izandır. Tabir diğerle İslamiyet? İltizam. Hakka taraf. İlik ve? İltizamdır. Hakka tarafkilik ve iltizamdır. İzan ise kabul ve tasdik etmek. Bak, İslamiyet neymiş? Hakka tarafkirlik ve iltizamdır. Tarafkirlik. Cem olursa tarafkirlik de şey, taassup olur. Hakta taassup. Cemaatte taassup. Peki, bu taassubu şey yapayım, bu taassubun içerisini, bu taassubun içeriği ise, onu yazayım. Nerede bu? Üstteki iltizam da aynı olmuş abi. Her şeyin hemen hemen yazılar aynı. Hangisi? Üstteki tasdikteki iltizam. Hangi abi? Dimadaki iltizam aynı yazacağınız için. Hemen hemen aynı. Şununla mı? Evet. Hemen hemen aynı yazılar. İşte ortaya çıkıyor. Yani sarsılmaz bir rabıta, iltizam, sarsılmaz bir bağlılık. Evet, doğru. Aynı. Yani ortaya çıkıyor. Yani bunu daha veciz olmuş. Taassup çıkıyor diye iltizamda. Aynı mı? Evet. Yani bu ilk önce kısacası bu sistemdi. Adam gidiyor. Bu hükümde dışa vuruştu. Bu ferttir. Bu cemaattir. Sistemdir. Bu senin aktif olması için bu şart. Çünkü ferdin İslamiyeti tarafkirlik ve iltizamdır. Teslim. Hatta şey, tarafkirlik, teslim ve inkiyattır. Yani İlk önce şöyleydi. İslamiyet iltizamdır. Yani tabiri diğerle hakka tarafkirlik, hakka teslim, hakka inkiyattır. İnkiyat. Üç tane. Üç tane. Yani bu fert. Bu fert olunca buraya giriyoruz. Bu cemaat. Şeyde de abi hatırlarsanız imtisal neydi? İkiliği ortadan kaldıramadı. Şimdi aşağıda tektin. Sonra ikiliği ortadan kaldırınca yani o cemaat ne? Ha şunu da yazalım istersen, hoş olur. Hasan abi, şöyle bir daha bir tane de Dima Fatiha'ya benzetmiştik ya, böyle akıl etmezler mi ki diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani üçüncü mertebeye kadar böyle Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, teklik var. Bir daha söylesene. Üçüncüye kadar teklik var
artık üçüncüden sonra yani akıl etmezler mi'den sonra akıl Kur'an'ın dediği akıldan sonra artık tasdikte, izamda, iltizamda, itikatta biz var oradan yukarı. Tutuyor, doğru. Ne al bu dünle? Artık oradaki nunun şeyiyle birlikte ilerlemek var. İslam'da yaptığın taassup seni iltizam yaptırıyor. İslamiyet'teki taassubun seni iltizam, divandaki iltizamını şeye sokuyor, sisteme sokuyor. Divandaki iltizamın da İslam'daki taassubu gerektiriyor. Birine aynadarlık oluyor yani. Dedi ya, ikisi de aynı dedi biraz önce Fatih. Alta yazacağınızla üstteki yazacağınız. Aynı ise bir aynadarlık var arada. O onu bunu oluşturuyor. İltizamdan taassub geliyor. Taassub iltizam aynı. Ferdin kendisi cemaati oluşturuyor. Doğru onu güzel hatırlat Osman. Fert'teki bu halet ikili ortadan imtisali doğuruyor. Mesela imtisale ait çok güzel bir şeyimiz vardı. Altı tarafını. Kalkınca da asker değil mi? Komutan arş diyor. Herkes yürüyor. Çünkü niye? Fert'ten ortada kalktığı gibi komutanla asker arasındaki şey de kalktı, tek vücut oluyor. Yani normalde sanki fert tek gibi olması lazım ama fert işin içine gelince ikilik o zaman çıkıyor değil mi? Tabii. Fert, cemaat olunca asıl birlik oluyor. Tabii bir evet. Oluyor, cemaat birlik. Cemaat tabii. Cem demek, cemden geliyor cemaat. Birleştirmek. Bir, tek demek, cem. Tek. Cemaat. Ama bu olmadan gafur, bu olmuyor işte. Mesela Müslüman, Müslüman'ı sever. Sevmiyor, kendisini sevmiyor. Mesela tenkit etmez, kusurlarını şey yapar, kendisini zaten aşağılıyor. Özgüveni bitmiş mesela. Ya ben demiş olmaz ya, ben bittim. Hatta hadis-i şerif var böyle, bu çok acayip. Bunu çok zikreder Duruş'ta abi. Bitti, tamam. Bundan sonra da bir şey yok. Şöyleydi böyle. Bu hadis-i şerif var ya hatırlarsanız, bu insan kendisi gitmiş diyor. Böyle diyen. Diyen. İnsanlar helak oldu diyen helak olmuştu. Ha aynı o hadis. İnsanlar helak oldu diyen, helak. İnsanlar bitti. Kendisi helak olmuş da öyle görüyor. Onun zannettiği gibi olsaydı Allah bir dünyayı bir saniye bile şey yapmazdı çünkü israf olurdu. Şu anda dünya dönüyorsa, sistem çalışıyorsa insanlar helak olmadı. İnsanlar helak oldu diyen helak oldu diyor Peygamber. Aleyhisselam. Fert, iltizam, bunu doğuruyor, yani bundan doğuruyor. Bu divan maneviyatıdır. İkiliği ortadan kaldırandır. İslamiyet'i getiriyor. Müsbet taassubu ortaya çıkarıyor. Bak böyle gidiyor işte. Şöyle, 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 şöyle. Yapayım mı, bir çizeyim mi? Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Ayakkabı bağ gibi. Yani tasavvurunu çalıştırabilmek için safsatalarına ulaşmak zorundasın. Yani, değil mi? Şöyle. Tasavvurunu çalıştırmak için. Şöyle, şöyle. Safsata mesleğine girdim. Şöyle. Ya. Şöyle. Bana mıydı safsata mesleğine girdim? Şöyle. Şöyle. Bir şey diye. Duymadım ben. Bundan sonra. Safsata mesleği mi? Safsata mesleğine girdim diyen kimdi? İmam Rabbani mi demiştiniz abi? Şunu anlamak için safsata mesleğine girdim. İki sene mi öyle bir şey demiştiniz abi. İki hafta önce bir derste. Şu anda hatırlayamadım ben de şimdi. Var abi belki de. Evet. Safsata acayip girmiş ya böyle. Zaten hangisi demişti? bunu anlamam için, çünkü insanı yaşatıyor hepsini. Ya bir kuvve veya bir fiil. Bir kuvve bir şeyin mesuliyeti getirmiyor da, rüyadaki banyolanmak gibi. Evet, şimdi şey geçiyoruz, bunu bitirdikten sonra düz okuyorum. Safsata bir meslektir. Ara verelim diyor arkadaşlar. Kahve içelim diyor biri. Ha tamam peki. Kendi diyor da işte diyemiyor. Tamam tamam. Biri de diyor. Biri diye dedim zaten. Biz cemaatiz abi. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Allah Resulü'ne Muhammed'in salavat. İltizam, kaçın? Dördüncü dersin ikinci faslı, kısmı. Şimdi inşallah bu şeyi de bitirelim. Biraz fazla durmayayım. Bunu bitireyim. İltizam, çok garip kulasaya geldik. Birinci bölümde diyebiliriz ki şu tasdikteki iltizam, ferdin kendisi, sistemdeki, dimağdaki iltizam, sistemin kendisi. Bu iltizam olmadıkça buraya giremiyorsun demiştik. Kendisiyle kavgalı, kendisiyle gürültülü, kendisini sevmeyen, böyle bir iltizam sahibi, bu sistemin içine giremediğinden Hakk'a taassup edemiyor demiştik. Şimdi iltizam Hak ismine bakıyor. Cenab-ı Hak'taki Hak. İltizam bu noktadan hakperestliktir. Varlığı 19'u mu okuyorsun diye? Oraya gel. Orası mıydı? Dur bakayım. Fakat Varlığa 349, sikiye tasdik gaybiye, onu söylemeyi unuttum. Özür dilerim. 182'ye, oraya metni okuyayım da. Varlığı 19 geçtik mi? Dur bakayım. Hülasa değil mi? Onu atladık mı? Barlayı almadım. Barlayı almadım. Peki niçin almadım? Herhalde onu da işlenmiş gibi gördüm. Ne demişiz? Barlağın 9 taklit değil. Tahkiktir. İltizam değil, izandır. Ya demek ki iltizamla izan ayırt ediyor. Buradaki tamam. İltizam tasdikli yani iltizam. Biraz almamışsınız. Yani bu belli olduğu için. Aşikar değil. Bu mesela iltizam değil, izandır. Buradaki iltizam tasdikteki iltizamdır. Yoksa dimağın iltizamı değildir diye bunu yapmadım. Şimdi barla 349 ama şey sistem şu. 282. sayfa metni okuyacağım. Sonra barla 349'la sikiyi tasdiki gaybiyeyi 68'i birleştirdim. Ama ikisinin de metnini okuyayım. İkisinden çıkan hükmü okuyacağım sonra. Barla 349, o noktadan Müslüman, yani irtizam Müslümanı anlatıyor. Yani diyor, içini açıyor. İrtizamı hak ve hak taraftarı oldukları halde mümin değiller. Erdin Çabur'da. Yani iman ettik demeyiniz, Müslüm olduk deyiniz, Müslümanım deyiniz. Bak Hak ismi nereden çıkıyor? Onu bir de okuyorum metni 349 barla. O noktadan Müslüman, yani iltizamı hak ve hak taraftarı oldukları halde mümin değiller. Bu barla. Çünkü şimdi sikri tasdik gaybiye 68'de aynı manada bir şey okuyorum. Ümidimin 100 derece fevkinde öyle sahabet karane ve iltizam perverane o vazifeye koşup başkaları da o muallim ve alimleri koşturdular ki beni hayret hayret bıraktılar. İkisine çıkan hükmü okuyor. Dikkatiniz mektubat 34 var abi. Onu yaptık. İslamiyet onun hakka tarafkirlik olarak. Yaptık. Burada barlayı bir daha okuyorum. O noktadan Müslüman, yani iltizamı hak, hak taraftarları oldukları halde mümin değillerdi. İltizam hak ismine bakıyor. İltizam bu noktadan hakperestliktir. Hakperestlik buradan kaynaklanıyor. Yani tasdikteki şu hakperestlik buradan çıkıyor. Onu yazalım. O zaman mümin olan mumundanın sebebi sistemdeki iltizama geçememeleri mi abi? Ya. O var. Tasdikteki iltizam var. Ama dima mertebesindeki iltizama intikal edemedikleri için iman olmuyor. Evet, bu şahsın tasdikteki iltizamı var ama izan olmayınca imtisal yok. İmtisal olmayınca sistemdeki iltizamı yok. Sistemdeki intizam olmayınca vasatı olan taassup yok. Taassup olmayınca itikadı yok. İtikadı olunca salavat yok. Salavat olmayınca kalbi inmiyor. Bunun dışı, bunun arka tarafı vicdan, aşağı iniyor.
Şimdi ben burayı siliyorum. Şuradaki iltizamı yazayım. Tamam. Şimdi burayı bir şey ekleriz mi aldınız mı? Bir yazalım abi. Yazalım. Şey, bir çekelim. Yani. Çek abi. Sen de yaklaştıracak mısın? Nasıl yapacaksın? Şekli tamam. Abi. Sen zaten bu şekilde. Şimdi akışına içine kadar çekelim. En iyisi çekersen. Orada bir yağlama yapalım ki kucadamız. Geçenkinde takviydi olduğunu. Bugün şeyde gafra da yağlama yaptık ki. Yani aşağıdaki Müslüman oldu. Hangisi abi? Fakrula sebebiyet versin. Yani, Ebu Talip akla geliyor mu abi burada? Evet, bakalım. Ha onu Ebu Talip niçin? Müslüman. Şimdi Müslüman ama iman. Tabii. 34 Efendimiz de çok taraftarlıktı, Hakk'a taraftardı. Yani o oradan geçemediği için mi acaba abi? İzana geçemediği için mi? Buraya geçemedi. Geçemedi. Çünkü diman manevi merkezi burası. Evet. Bu da bak, ferdin iltizamı dimadaki maneviyatı aktif ediyor. Maneviyat katlidir ama bütün kopuk değil. Diman maneviyatı burada oluşuyor. Hmm. Bu maneviyat olmaz nispetinde ikiliği ortadan kaldırıyor. Kalkınca sisteme giriyoruz. İslamiyet'e giriyoruz. Onun için Müslüman ilk ayette diyor, Müslümanım deyiniz. Yani fiili, hukuku istiyor İslamiyet'in hukukunu. Ama mümin istemeyiniz hemen diyor. Şimdi bak siliyorum, burayı yazacağım, burayı devamı. Bak burayı siliyorum. Silmek çok kötü olduğu için hiç bana fıtratıma doğru değil. Yani bu tasdikteki iltizam Müslüman, yukarıdaki iltizam mümin mi oluyor? Hayır. Değil. Ama bu aşağıdaki ferdin, şöyle diyeyim, cümleyi madem oraya getirdim. Müslüman insandır, İslamiyet insan değildir. Bu mastar değil. Bu ismi fail. Yani bu İslamiyet, bu Müslüman. Tamam mı? Yazayım. Daha yazayım. Müslüman, bir fark var. Müslüman, şurayı şurayı düz yazayım, ikili ortadan kaldıran. Başka kalem mi yazsayacağız abi de karışmasın. Doğru, doğru söylüyorsun bazen. Nadiren de olsa. Saat bile. Arada bunu sonra gelince dikkat ederseniz daha hararetleniyor ve daha güzel oluyor. Evet. Şey yapıyoruz. Bu taassuba şey yapılacak ama taassup değil buradaki iltizamı olsun şeydir sistemin dışında. Dikili ortadan kaldırın şu İslamiyet. Çünkü bu İslamiyetse şu Müslüman. Müslüman ama İslamiyet'le teşrif şey olmamış. Evet. Müslüman daha İslamiyet'e müşerref olmamış. Nasıl oluyorsa. Ha, şimdi bak. Devam ediyorum. Şimdi altı. Hak ismine bakıyor. Müslüm'ü gayri bir miydi? Burası. Evet. Hak ismine bakar. Bakar. Bu Müslüm'ü gayri mümin miydi? Hak perestlik. Hakka tarafkirlik abi. Aynı evet. Hakka tarafkirlik değil miydi? Evet. Ha yok, hakka tarafkirlik. Ferdin, hakka tarafkirlik. Evet, hakka tarafkirlik. Ama bu fert noktasındaki... Şimdi oraya geleyim tekrar. Yukarı yazdıkça netleşsin. İltizam hak ismine bakıyor. Cenab-ı Hak'tan gelsin aklınıza. İltizam bu noktada hakperestliktir. Fıtratın iktizasını hak ettiği gibi davranmasında hak ismine aynedarlık etmiş oluyor. Bu cümleyi kaçırmayın. Bir daha yavaş okuyorum. Hızlı gitmiyorum sen. Fıtratın iktizasını hak ettiği gibi davranırsa, davranmasında yani fıtratın iktiza ettiği gibi davranırsa hak ismine mazhar oluyor. Fıtratına iktiza et gibi davranmasa fıtratına yalan söylüyor. Selime'ye uyuyor.
Selime'ye uymuyor. Mesela bak, Selime Seniye. Fıtrat-ı Selime, İslamiyet miydi? Fıtrat-ı, evet. O, fıtrat-ı kendisi bak. Fıtrat-ı, buraya da yazalım mı isterseniz? Fıtrat-ı sistem. Selime. Buradaki şeyi siliyorum. Bir de yazacağım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, E, L, M, neden kalsın? Şimdi L'den sonra M geliyor. Ondan sonra nun geliyor ya, N geliyor. Fıtratı. Seniye. Fıtratı. S. Yani bu L olmadan nun olmuyor. İkinci fıtrat demektir. Yani Hak ismi var ya, Cenab-ı Hak. Fıtratına uygun yaşama nispetinde insan Hak ismine aynadarlık etmiş oluyor. Tersi, fıtratına zıt yaşarsa fıtratına ihanet ediyor, fıtratına yalan söylüyor. En büyük yalancı kendisini ortadan kaldıran kis. Onun için niçin ki günahlardan ayrılmış? Ekber-i Kebair değil ama kebairdir. Çünkü kendisini ortadan kaldırıyor. Selim'e Seniye'ye şöyle bir örnek verebiliriz abi. He. Bir sınava girdiniz. Cevaplar var. A, B, C. Doğrular var. Bir de yanlışlar var. Bir şablon yapıyorlar. O sadece doğruları içeriyor. Sen işaretlemişsin kağıt üzerinde. Sende bayağı doğruların var. Bu Selim'e. Üzerine uymayanları düzeltip mutlak doğru Seniye, fıtratı Seniye. Tamam, doğru. İltizam arttıkça hakperestlik, hakperestlik arttıkça iltizamın artar, böyle bir döngülü bir sistemi var. Yani iltizamın arttıkça iltizamın artıyor. İltizamın arttıkça sistemdeki iltizamın artıyor. Şu. Tamam mı? Şey şartı var mı? İzan şartı var mı? Hakperestlik budur. Cenab-ı Hak perestlik burada oluyor. Cenab yön demektir. Hak yönü. Hakka mazar olursan hak yönün ortaya çıkar. Cenab-ı Hakk'a mazar oluyorsun. Fıtratına uygun yaşarsan, onu da yazayım isterseniz. Yazayım. Ki şeylik zenginlik olsun. Fıtratını yaşamak olsun. Yaşamak. Onun devamıdır. Ondan sonra burası ise yaşamak neticede Cenab-ı Hak dan Hak ismine mazar oluyorsun. Fıtrat-ı Selim'e üstü olmayacak mıydı abi? Hayır. Tamam. L başta ya. L, M, N. Fıtrat-ı Selim'e bizim fıtrat. Fıtrat-ı Selim asıl şeyimiz değil mi abi bizim? Cevher halimiz. Cevher halimiz. Aslı. Ha, aslı. Fıtrat-ı sonra Selim. Kazanılan? Seniye. Ha, İslamiyet. Yani... O doğru. O doğru. Evet. Seniye namus tarafımız. Tamam. Doğru. Aferin. Bunu değiştireceğiz. Doğru söyledi. Yani bu yaratılıştır. Fıtratın. Bu da kazanım. İslamiyet kazanımdır. Yaşarsan kendini İslamiyet hak ediyorsun. Doğru. O zaman şöyle yapayım. Hasan abi, hangisi kanundur? Fıtrat-ı Selim'e mi, Seniye mi? Kanun olan. Kanun olan asıldır, L. Tamam, hangisi, kanuna hangisini koyuyorsunuz siz? Mesela bu namustur, bu kanundur. Tamam, kanundur. Kanun.
Tamam, kanuna doğru ne abi yazacaksınız şimdi? Kanuna Sinay, kanuna yazdınız. Selim'e mi, Seniye mi? Doğru. Selim'e yazacak. Bak şöyle evet diyelim, beraber gidelim de. Fıtratını yaşadın. Bu fıtratı aslım. Tamam mı? Fıtratın, kendi fıtratına, fıtratı Selim'edir. Ama yaşayarak elde edilen bir netice var. O da Seniye. O da Seniye. O zaman kanun umumidir. Kazanılan şey de namustur. O zaman bu senin İslamiyetin, bu senin hususi İslamiyetin, bu bildiğimiz büyük İslamiyet. Büyük insan. Büyük insana kanun mu diyorsunuz, namus o zaman, mu abi? Büyük insana kanun mu? Kanundur. O zaman Selim, dediğiniz gibi Selim o. Selim'e. Aha. Kanun diyorsanız Selim'e. Selim'e şu. O, bunu da hemen yazalım. Unutmayalım. Sünnet-i Seniyye peygamberin kendi tercihi değil ki. Yani Sünnet-i Seniyye küçük, onu yazacağız. Kainat. Fıtrat-ı Seniyye'de. Şunu yazalım ki unutmayayım. Üstelik büyük insan, kainat, kainat-ı suğra. Küçük kainat, kainat-ı bunu küçük insan deyince o manada işin şey yapmaz. Metnini aynı yazayım. Kainat-ı suğra, suğra, insan ekber. Ne kadar değişiyor ya. Ne kadar cihaz. Ekber. Şimdi İnsan buraya... Ekber. Sen ekber dedin. Sen kainat ekber yazdın. Kainat ekber. Kainat ekber. Kainat-ı suğra. İnsan ekber demeyecek miydiniz? He. İnsan ekber dediniz. Öyle yazdınız. İnsan ekber. Kainat-ı suğra. Ha, oraya insan ekber değil mi? Tamam. O da insan ekber. Orada da insanı suğra değil ha. İnsanı suğra. Kainat-ı suğra. Kainat-ı kübra. Kainat-ı kübra yapalım. Ekber değil kübra. Yok yok. Buradaki şey insanı suğradan insanı kübraya geçmek değil mi? He. Buradaki vurgu insana yapılması lazım. Bunu insana yapacağız. Kainat-ı suğra. O zaman... İnsanı suğra demeniz lazım. Evet, kainat dersek... Onu önce yazmıştım ama şöyle oluyor. İnsanı suğra. Öyle değil. Kainat derse karşıya kadar olacak. Kainat yani başka şimdi burada. Tamam. Konu insan şu an. Fertten tamam şeye geçmek. O zaman insan, insanı suğra. Tamam. Suğra. Buraya? Tasdikin iltizamı. Orada insanı ekber diyeceğiz ha. Evet. Ya da insanı kübra diyeceğiz. Evet, evet. İnsanı ekber. Değil mi? Baktım o da. Bak sakma anlaşılmıştır. Yok yok, tam cümle koyalım. Şimdi buraya da şey koyacaktık. Selim M. M. Y oldu abi, M olacak. Selim. Y oldu, Selim M olacak. Aşağıdaki Y olacak. Alttaki de Y olacak. Şimdi şuna uymuş mu oluyor? Uymamış oluyor sanki bu. Ben ne anlamıyorum ya? Kazanılana Seniyye diyorlar. Kazanılana. Kazanılan Seniyye. Bak şöyle diyeyim. İslamiyet kazanılmış değil mi? Şöyle söyle. Tamam abi. İslamiyet sana bedava veriliyor mu? Hayır. Kazanman bu İslamiyet lazım mi? Evet abi. Kazanman lazım. Tamam. Kazanırsan o zaman ikinci oluyor. Selim. O zaman Seniyye olur abi. Seniyye olur ya, ya bana yaptırdınız böyle ya işte. Ya abi sen onun için soru kanunla namusu. Ya ben bir şey diyelim mi? Şöyle ben bir şey, ondan sonra dur orada. Bak, bir, bizde verilen bir şey var. Kullanırsak bu verilenin aslı, daha hiç konu. Cevher, bu Selim'e. Bu Selim tamam abi. Evet, evet. Kullan, bunu doğru kullanıp da bize verilen neyse ortaya çıkan. Tamam. İslamiyet sonra bize verilmemiş mi? Tamam. Fıtratını yaşadığın için. Tamam. Yalan söylemiyorum. Tamam. O zaman ikincisi ne olacak? Bu ne olacak? Evet. Dur hemen yapayım ondan sonra sıra. Öyle deyince doğru. Öyle yazmışsınız zaten ya abi burada. 191'de. Yani büyük sizin... insan sonradan kazanılandır. Tamam. Bu açıdan bizden bakınca. Şimdi Sünnet-i Seniyye, Sünnet-i Seniyye dedi ya, Ahmet de Muhammed'e uyuyor. Ben de oradan çıkardım işte. Ha. Değil mi? Ya Sünnet-i Seniyye'den böyle... Bunu mu diyecek bir şey? Bizden bakınca... Dur hemen şey yapayım Seniyye. Ben onun sırasını alacağım. Baksan, sistemden baksan. O zaman yeni sonradan kazanılır büyük insan olur. Böyle gram gram uğraşıyorsun.
Şey, tamam mı? Böyledir. Ha, şey yapalım senin için. Fıtrat hastamız var. Yani ağacın çekirdeğiyiz. Ağacın çekirdeği ilktir. Buna ilk L'dir. O zaman biziz bu. Fert. Evet. Fıtratı Selim'e. Selim'e L. Sonra biz bunu doğru yaşadık. Hasan abi bir saniye. Bu kelimeyi kullanmadan önce şunu demek istiyorum. Şimdi yaratılışta bir düzgünlük var. Eğer yaratılmış olarak insan fıtratına uygun yaşarsa, yani aleyhissalatu vesselam Efendimiz dünyada yaşarken insanlık fıtratına uygun yaşadı. Yani yeme içme adabında insana özgü dünyevi yaşayışlarda uygun fıtratına, fıtratı selimeye yani büyük fıtrata uygun yaşarsan seni oluşuyor ama bunu yaşarsa yani bir insan oruç tutarsa mesela açlık bilimsel olarak ispat edildi ki düzenli yapılan açlık sağlıklıdır. Yani oruç İslamiyeti sağlıklıdır. Esas insan İslam'ın dediklerini yapan kişidir. Fıtrat-ı Selim'e orucu İslam dedi diye yaparsan İslamiyet olur. Orucu sağlıktır diye yaparsan fıtrat-ı Selim'e olur. Doğru. Yani bir şeye Allah dedi diye imtisal edersen buraya çıkarsın. Bir şeyi kendin için yaşarsan doğruyu yaşarsın. Bravo. Ama dünyanın damına yaşarsın. Ama Allah dedi diye imtisal edip de yaşarsan o zaman İslamiyet'e geçer. Şimdi ondan sonra hak ismi nedir? Hak perestlik şahıstır. Hak ismi olsa burada şunu şey yapıyoruz. Hak ismine bakar. Fert. Burada da Cenab-ı Hakk'a bak. Cenab-ı Hak. Yani o ismin sahibine bakıyor. Yani aradaki imtisal da Cenab-ı Hakk'ın yönüne bakıyor. Tabii. Mesela fert kendisini iltizam ederse dimağındaki maneviyat çalışmaya başlar. Maneviyat çalışınca içsel alemindeki dağınıklıklar ortadan kalkar. İkilikler kalkar ve sisteme girer kalkınca. Sistemde de karar kılar. Sadakat olur. Tamam mı? Sadakat, sana taassup, yani taassup menfi değil, vasatıdır. Bu sistemi dinginlikte sebat etmek, o zaman itikadı güçlü olur, ondan sonra salavet çıkar. Cemaat demiştik, o zaman bunu fert diyelim, cemaat, şuraya cemaat et diyelim, şunu sileyim şuradan. Şuradan sileyim. Şuradan. Marifetullah. Şey, bir fon vereyim mi? Abi. Ver. Şimdi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, daha doğrusu Ahmet, Muhammed'in aynısı olmuş. Evet, evet. Ama ne aynı ne gayrı diyoruz. Yani fıtrat-ı selime hiçbir zaman fıtrat-ı seniye olmuyor. Olmaz. Ama aynı olmaz. Oluyor. Ne aynı ne gayrı. Dediğimiz nokta burası mı? Evet. Evet. Şuraya yazıyorum. Şu ferdin şurası cemaat. Şu, şunun karşılığı. Tamam yani arkadaşlar, şu şunun değil ha, şuranındır. Şu. Tamam, anlaşılıyor. Anlaşılıyor değil mi? Fıtrat-ı selime. Şimdi devam edeyim. Biraz daha şey yapıyorum ki namazda şey yapayım. O zaman iltizam hak isminden geliyor. Hak perestlikte çalışan bir dinamin sistemidir. Dimağ sistemidir. Abi bir şey daha söyleyeyim. Müslüman, Selim zaten aynı kökten geliyor. Orada hiçbir şey yok yani. Müslüman İslam Selim'e evet, selam'a bak evet. Aynı bak selam evet. L'ye uydu. Bir daha okuyayım çok ilginç bir şeyler çıkıyor. O zaman irtizam hak isminden hak perestlikle çalışan bir dima sistemidir. Hak perestlikle çalışır. Hak perestlikle. Burasını aktif ediyor. Hak perestliğe. Tamam. Tamam, doğru. Oradaki hak perestlik, yukarıdaki Cenab-ı Hak perestlik o zaman. Evet.
Cenab-ı yönünü... Yukarısı Cenab-ı Hak veresizlik. Alttaki Hak veresizlik. Çünkü kafir de ispe mazar. Ama kafir de doğru yönü yok. Yapma şeyi var. Yani peki bu... Cenab-ı yok. Hakperestliği var bazı kafirlerin. Hakperestliği var. Yani doğru yaşıyor. Ama mesela neye benzer? Ayakkabıyı evden çıkarken denk geldi, sağdan giydi. Sebep alamaz sağdan giydi diye. Denk geldi çünkü Cenab-ı yok, yönü yok. İmtisal etmedi. Yani imtisal etmedi. Marifet sahibi, öbürsü marifetullah. Tamam. Şimdi bu çok antika bir şey oldu. Buraya geleyim, ben bunu alayım da. Hakperestlik fıtrat mıdır abi? Hakperestlik fıtratın asliyesidir. Fıtrat asli. Niye peki? Bazı Müslüman hakperestlik gözükmüyor abi. Çünkü hakperestlik olmadıkları için. Bazı yerlerde hakperestlik gözükürken Müslüman hakperestlik gözükemiyor abi. Gözükmez. Evet. Niçin gözükmüyor? Çünkü iltizamı çalışabilmesi için bunlar da aktif olması lazım. Alt veride beslenmesi lazım. Yani tahayyülü, tasavvuru, taakkulü daha besleniyor. Patlaya iltizam çıkmıyor. Yani bir üst mertebe alt mertebelerden besleniyor. Mesela bak, ya bunun sorusu ciddi alıyorum. Niçin iltizamı çalışmıyor? Çünkü tahayyülü, tasavvuru, taakkulü tasdiki dumura uğramış. İltizamı nasıl olacak? Nasıl Müslüman olacak? Nasıl ismi bir hakperestlik olacak? Nasıl fıtratı selimesini yaşayacak? Bunlar yok. Buradan besleniyor. İzan da bunlardan besleniyor. İltizam bunlardan besleniyor. İtikat bunlardan besleniyor. Evet, biraz da devam edeyim. Bak, o zaman demiş, o zaman iltizam hak isminden hakperestlikle çalışan bir dimağın sistemidir derken, aslında sistem budur. Hükmüdür dememiz lazım. He? Dimağın bir hükmüdür. Hükmüdür. Yani, sistemini ahkam. Siliyorum. Hükmüdür. Çünkü ahkamla sistem aynı çalışarak. Evet, evet. O sistemi siliyoruz. Sistem meratip tarafı. Evet. Değil evet. De o anlaşılabilir. Evet. İltizam, hak ve hakikatin hulasa-i camiasıdır. Ve hak ve hakikatin hulasa-i camiasıdır. Dimağdaki iltizam, hak ve hakikat tarafımızı aktif ediyor. Yani dimağdaki şu iltizam... O hakikatin hulasa-i camiası olan sistemdeki mi? Şu. Ha, ahkamdaki. Evet. Bizden şey yapınca bunu aktif ediyor. Bizden olur, tamam. Tamam. Ondan sonra hak... Sen bir çık, bir şey. Hadi bir çık, bir şey yap. Rahatla, öyle ders dinleyemezsin. Heh. Hak, Cenab-ı Hakk'ın her bir isminden biridir. Zuhuratları ise, Hak isminin zuhuratlarını okuyorum. Her bir esmanın cilve, cemal, nakış ve yani Cenab-ı Hak bir isim olmakla beraber nereden isteniyor, nasıl ortaya çıkıyor? Her ismin cilve, cemal, nakış sanatlarının hulasa-i camiasına zuhuratlarının cemidir Hak ismi. Cenab-ı Hak haktır ama beslendiği her ismin cilve, cemal, nakış sanatının hulasasının zuhuratlarına denir mazariyet. Bu zuhuratta ta asılları olan esmalara kadar olan meratiplere de hakikat meratipleri denir. Mesela çiçekte Cemil isminin cilve cemal nakşi sanatıdır. O aslı Cemil ile çiçek arasındaki meratibe hakikat meratipleri denilir. Hakaike şey sabitetu. Peki Cemil ismi çiçekte gözüktü ama çiçekte gözükebilmesi için o Cemil'in çiçeğin sanatlı olması lazım. Ondan sonra yani yaprakla, kökle, gövdeyle uyumlu olması lazım. Yani Cemil isminin zeminleri lazım ki Cemil gözüksün. Cemil paldır küldür gözükmez. Cemil olabilmesi için o çiçeğin sanatı olması lazım, hakimiyeti olması lazım, adalet olması lazım. Yani o alt veriler var. İşte Hak isminin tecelli edebilmesi için her ismin cilve, cemal, nakşi sanatından beslenip ortaya çıkıyor hakperestlik.
Hak diyoruz ama hangi hak? Değil mi bütün? Abi tasdikteki... Bir an anlatabildim mi? Abi bir daha alalım buranın. Bir daha alayım. Bak. Bir daha alalım. Şimdi Cemil ismi var. Tamam Cemil. Çocukla gözüküyor. Mehmet sen çocuğun da misafir. Çok güzel çocuk. Çok güzel bir olabilmesi için organlar uyumlu olması gerekmiyor. Sanatlar. Evet. Sanat. Ondan sonra ruhsal yapısı yansıması lazım. Basarlı gerekiyor. Kulak gerekiyor. İsimler gerekiyor. Yani Cemil ismine baktığın zaman gözükebilmesi için diğer bütün isimler zemin olmuş. Aynı olmuş orada gözüküyor. Bir isim bütün isimlerde gözüküyor. Yani her isim böyledir. Hepsinin olması lazım ki o gözüksün orada. Gözüksün. Mesela diyelim ki Hakim, Hikmet. Hikmet olabilmesi için bir canım, Hikmet ismi var Cenab-ı Hak. Nedir o? Hakim. İ çekiyor. Bak, Hakim ayrı. Şu, istişe yaptığınız için söylüyorum. Hakim var. Bir de Hakim. Bu hikmet. Bu hakimiyet. Tamam. Hakçı hakikat mesela şimdi. Hak isimde hakikati çıkar. Evet hakikat çıkıyor. Hak'tan hakikat. Şimdi Allah'ın inayetini istiyoruz. Diyor ki Allah'ın inayetini hikmet ilahisinin içindedir. Hikmet ilahiyeti fikri hareket eden inayet ilahiye mazhar olur. Tamam. Şimdi hakim olabilmesi için hikmet çiçekte bir sürü isimler var. Sani gerekiyor. Çiçeğin dirilmesi gerekiyor. Adalet, muvazene, ahenk gerekiyor. Bunun çok iyidir diye deliğini okyüz kada yapsan adalete uygun değil. Ondan sonra bu burun çok büyük şeydir diye altında yapsan o zaman saniye uygun değil. Yani burada bir isim gözükebilmesi için basar olsun, burun olsun, ne bileyim, bu ahengin olması gerekiyor. İşte hak ismini de tecelli edebilmesi için bir insanda diğer isimlerin zemininde tecelli ediyor. Yani bütmalar, istisnası hepsi mi olması lazım abi? Yani olduğu kadar hak veristik olmuyor. Şeyde 20 tane esma mesela evet. Diyor işte 50 diyor, 55. İnsanda yeni. Yani şöyle. Hepsi. Aslında fıtraten hepsi var bizde. Bizde bütün isimler var bil kuvvet. Biz ne kadar o isimleri öne, cilve, cemal, nakış, sanatını yaparsak o kadar hak gözükür, o kadar hak veristik olur. Bir daha, bizim zahirimize 70'ten ziyade esma gözüküyor. Bir kuvve olarak ağacın çekirdeği, mesela nar, çok bariz bir örnek. Nerede yetişir? Kırıkhan'da, Adana'da, sıcak bölge. Ben bunu getirdim, fidanını Rize'ye diktim. Nar ağacı oldu ama bu kadar verdi. Orada işte 450 gramdır, 500 gramdır Kırıkhan'daki narın. Deli Bekir narı böyledir. Mubalansız. Yarış yaparlar böyle. Hacı Bekir diye koymuştum. Örnek dağıtıyorum ki zihnimiz. Şimdi nar ben Rize'ye diktim. Fıtratı çekirdeğinde astı var ama kendisini ibraz edemedi. Zemin yoktu. Ama hak var. Ha, şimdi ne kadar gösterdi? Ağacın kendisi oldu. Hakikati o kadar oldu. Ama meyve vererek hakikati tamamlaması gerekirken hakikati ağaç olacak kadar hakikattır. Tamam. Cenab-ı Hak denilen Cenab-ı Yön demektir. Hak yönüdür. Esmaların yüzü. Ona dönerse Cenab-ı Hak mazariyeti Hak ismin sende zahir olur. Hak isminin gözükebilmesi için esmaların bilkül esmaların ne kadar mazar olmuşsan Hakk'a yönelmesi gerekiyor. Yani bu dimaniyeti gibi bir şey oluyor abi o zaman. Evet. O zaman diyelim ki Cenab-ı Hak adam hak perestliği 8 tane esmanın üzerine kurulmuş. Yani. Hak perestliği o kadar. Adam 18 tane esmanın üzerine hakkı kurarsa yani fıtratını ne kadar yaşarsan o kadar hak perestlik olur.
ne kadar doğru yaşarsan, tamam mı? Fert. Ne kadar, o kadar esmaya mazhar olursun. Mazhar olduğun bütün esmaların toplamına Cenab-ı Hak denilir. Cenab-ı Yön. Ama burada Hak ismi olur. Abiciğim, siz çarşamba dersinde, özür dilerim, böldüm galiba ama. Yok. İsmi evvel, ahir, zahir, batın Cem demiştiniz. Cem olursa ismi azam demiştiniz değil mi? Ama sadece ismi ahirle bakan veya ismi zahirle bakanlarla alakalı bazı yorumlar yazmıştınız oraya. Evet. Yani tasdikteki iltizam bunun bütünlemesini yapamamış olanlar oluyor. Öyle mi? Yani yapma nispetinde iltizam var. Mesela evvel ismine mazhar oldu. Ahir ismine de mazhar oldu. İki. Batına da oldu ama zahir olmadı. Dörtten. Yani burada isimler var. Burada cemi var. Ceminden ortaya çıkıyor. Mesela İslamiyet, oruç tutmak, namaz kılmak vesaire. Tamam mı? Şey yapıyorsun. Bütünseldir. Çıkan. Burada ise fertlerin kendi mazhariyeti var. Orada müferit bazı şeyler yapıyor olabilir. Bütünseli neyden getirtiyor? He? Yani müferit olabilir ama bütünlük İslamiyet yok. Orada mesela sadece oruç var belki. Oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Namaz evet. Kılmıyor. Mesela burada öğleyin kılıyor. İkindiyi kılıyor. Akşamı kılıyor. Ama Müslüman değil daha. Çünkü münafık yatsı ve sabah kılmaz. Şöyle diyebilir miyiz? Demeyelim, tamam. Yani, şöyle, oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Ha gibi, ha, öyle değil. Yani, oruç tutuyor. Ama namaz kılmıyor. Namaz kılmıyor. Bence hepsini de yapıyor da, birinde vazife olduğu için yapıyor, birinde artık fıtratına dönmüş, öyle gerektiğini hissediyor, o yüzden yapıyor. Şöyle de diyelim, tamam, neyse. Şimdi bir, şöyle, mektubatta, 29. mektupta diyor ki kısacası, tek başına bir esma icraat yapamaz. Tamam. Olmaz. Tecelli etmez. Mesela sani. Sanatlı yapan Allah. Çiçek sanatlı mıdır? Evet. Madde gerekmiyor mu? Renk gerekmiyor mu? Şekil gerekmiyor mu? Muvazene gerekmiyor mu? Ölçü gerekmiyor mu? Hikmet, ilim. Allah gibi. İlim gerekmiyor mu? Sani gözükebilmesi için hepsi orada lazım. Hak gözükebilmesi için bütün isimler lazım. Abi bütün isimler yoksa sende gözüken isimler kadar hak peretsin. Abi sildiğiniz yazı vardı ya, sildiğiniz yazı. Biri birisiz olmuyor diye. Evet, olmuyor. Aslında yani biri birini, her biri ne esma diyebiliriz abi aslında. Yani her biri... Hani evet, biri birisiz yani olmuyor. Şahıslar için demiştiniz ya, biri birisiz olamaz diye. Evet, olamaz. Esmalar için diyor, biri birisiz olamaz. Aynen. Olamaz. Aynen. O zaman şöyle diyelim. Esmaların her biri... Biri birisiz olamaz. Ha. Esmaların şuraya diyelim o şöyle. Biri birisiz olamaz o makamda değil ama. Her... Yani. Evet, üstte abi. Üstteki her tizamda. Biri... Üstteki tizamda abi o. Tamam, yok. Her birinin tek tekleri. He. Biri birisiz olamaz burası. Evet, evet. Aynen abi. Her biri bu. Her biri... Biri birisiz olamaz. Evet. Ya da biri birisiz olamaz. Olur mu? Esmaların bütünlüğü. Hasan abicim. Esmaların bütünlüğü. Tasdikteki iltizam gayri mümin olur mu? Yani esmaların. Esmaların. Ne çıkar farklı bir şey. Bütünlüğü. Başka bir şey. Başka, yani başka bir şey. Hasan abi, tasdikteki iltizam gayri mümin olabilir, değil mi? Olur. Bu Müslüman olur ama gayri mümindir. Olur. Bunun üzerinde tamam, oturtabiliriz o zaman. Tamam, yeter. Fazla şey yaptık mı, fazla şey yapmış oluruz. O Müslüman et mümin zannediyoruz da o yüzden karışıyoruz. Evet. Bu oluyor. O mümin. İltizam olan mı? Peki, Hak Cenab-ı Hak'tan her bir isminden biri. Aslında şöyle. Yani, Hak bir isimdir. Bana bak şimdi. Aynen. Hak bir isimdir. Ama hepsini cem etmiş. Ama hepsini cem etmiş. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Onun için çok kullanılır. Allah adına Cenab-ı Hak kullanılır. Evet, çok kullanılır. En çok kullanılan Allah'tan sonra belki de hatta fazla abi. Belki de Allah'tan fazla kullanılıyor. Çünkü bu Hak ismi hepsini kullandığı içindir. Rahman kullanılıyor. Kullanılmıyor. Cenab-ı Rahman. Denmiyor. Denmiyor.
Cenab-ı Adl. Cenab-ı Hak eşittir Allah olmuş. Allah oluyor. Yani öyle bir ismi has olmuş, öyle zata bakıyor, öyle esmaları ve bütünselliği, bütün esmaları iktiza ediyor ki bu ancak orada gözüküyor. O zaman Hak ismi iki tane manası var. Bir, esma olan Hak, iki, bütünmaları cem eden. Evet. Mesela Geylani der, ya hay, böyle coştuğu zaman var ya böyle, mesela böyle spor yaparken, ben yapıyorum spor ya, yük kaldırırken böyle bağırıyor. Diye bağırıyorsun yani. Evet, evet. Ben mesela ondan sonra geldi spor hocası. Sen de hangi cemaattasın dedi. Tamam mı? Direkt böyle. Hak dedim. Tamam şey kaldırırken. Hak. Tamam. Hak oluyor. Hay olmuyor bende. Hak. Çünkü oluyor. Bu daha kesif abi. Hı. Yani kalıyor. Hıy diyorsun veya hıy bak. Yani halteri kaldırırken de. Yani, yani gayri ihtiyarı. Çünkü isimleri iktiza ediyor. Her bir isimlerin tek tek mazhariyeti kadar sende Cenab-ı Haklık gözüküyor. Abi kusura bakma böyle üstüne basa basa bir şey öğrenmek istiyorum da şimdi bu dima bizim en kesif tarafımız değil miydi bu taraftan bakınca? Hı hı. O zaman bizim yani bu rüyete mazhar olabilmek o latifteki bir haydeki bir şey. Bu hak daha acayip. Bizim bunu çözmemiz lazım. Evet. Dimadaki evet. Bu acayip yani. Şimdi kesifliğin en zirvesi. O zaman Allah en güzel burada gözükür yani. Evet. Mesela bakın Allah aşkına belki de Abdullah doğru söyledi. Ben biraz çekinerek korkarak dedim. Allah'tan fazla kullanılıyor bu. Aslında dedim Allah'tan sonra kullanılıyor ama utandım. Aslında inancım o değil. Allah'tan fazla kullanılıyor. Evet, Cenab-ı Hak. Evet, Allah kim pek insan demez. Cenab-ı Hak. Aynen. Cenab-ı Hak seni korusun. Cenab-ı Hak seni şey yapsın. Niye Cenab-ı Hak demiş? Cenab-ı Rahman olur. Evet. Hak ismi niye garip? Çünkü, o da esma değil abi. Bütünlük ismi azam olmuş. Yani cem etmiş. Mesela bağırmalarımız da öyle. Hak! Evet. Hak! Şu kaldırıyor mu? Hak! Benim gayri ihtiyar. Evet. Ya hak! Hak! Tam bu kargalar bile hak diyor. Hak demin. Şey, bir de şey diyor ya abi. Bir Rab, bir de Rabbül Alemin diyor yani. O aşağıdaki Rab, öbürsü Rabbül Alemin gibi. Ha, olur, olur. Doğru, uydur. Yani. Bu güzel uydur şimdi. Şöyle Hristiyanlıkta da Rab diyorlar abi. Rab'ın da Rabbi evet. Var. İnançsızlığın da bir Rabbi var. Rab kendine göre adam. Alemi. Tamam doğru. Efendim. Şunu şöyle de yapayım. Ben endişe ediyorum. Acaba ne koyacağız bilmiyorum artık. Vallahi bilmiyorum. Bırakmadık. Top bize göre. İtikada ne koyacağız artık? Ha? İtikada ne koyacağız bundan sonra? Zaten orayı merak ediyorum. Böyle çıktık orada. Orada kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Orada hiçbir şey kalmadı. Nuray mı? Koyacağız aynı. Öyle mi? Ama bu kesifte bu. İtikad başka bir şeymiş biliyor musunuz? Çok başka bir şey. Merak ediyoruz yani. Biraz bakmıştım ya. İtizamdan sonra... Ne dedim biliyor musun? Kalsın. çok garip bir şey. Kesif bitiyor mu itizamda? Kader mi başlıyor? Kesif bitiyor mu itizamda? Buralarda kesasını devam ediyor. Kader dedi ki itikadı bitirmen için hapse girmen lazım. Allah Allah. Başladın ama. Evet. Yani bir şeye girmen lazım dedi. Evet. Öyle bir inkılaplar, şehadetler verdi ki değişik. Gerçek ki öyle bitireceksin. Evet, çok garip değil. Kader yani. Mesela küsme yapamıyorum. Kızıyorum ama öyle ya, iş yapamıyorum. Çünkü onlar hatırıma gelince insan suretindeki canavarları sizi koyacak yeri bulamıyorum. Şey mi abi, mahkumlar mı gardiyanlardan mı bahsediyor? Hepsinden bahsediyorum. Bak şimdi niçin biliyor musun? Gardiyanlar masum gibi gözükürken böyle zalimlerle buluna zalimleşiyor. Çünkü sirayet etmiş. Hmm. Çünkü hangi işi yaparsanız o cinsten haletleriniz inkişaf eder. Hmm. Sen Abdullah, eletik ve su, eletik ve iski ya. Su eletik, öyle öylesin. Yani hakikaten ben seni tanıyorum. Su gibi şey şekil alabiliyorsun yani öyle farklı kap, yani farklı şekillere mantığını yerleştirebiliyorsun. Bir de keskin bir mantık eletikten geliyor. Bakın Osman abi, Osman abi. Osman'ım çok güzel bir şey söyledi. Sen de mayacısın diyor. Mayalıyorsun diyor. Doğru söyledi. Yani, bunun işi iyi. Doğru söyledi. Mayacısın ya. Evet. Farklılıklar bütün. Yani bir de şey, güzel bir ayet veriyorsun yemeğe. Maya sattığın için. Cemaat'a da öyle. Herkesin dikkat etsin, şaka demiyorum. Bak, şimdi bu, bakın bakalım bu. En çok sistemden bahseden Erdinç değil mi yazılımcı?
Ben mesela o kadar hep hak ismi, hak, hak, hak. Ben de çok galip. Yani halter yükü kaldırırken bile nara atarken gayri ihtiyari hak diye yaptım. Adam geldi. Hangi cemaate gidiyorsun ya o kalabalık içinde? Ne hapiste mi abi? Yok burada spora gidiyorum ya. Nerede? Spor salonuna mı gidiyorsun? Tabii spor salonuna gidiyorum. Ben de gidiyorum ama gidemiyorum. Ben de gidiyorum ama gidemiyorum. Ha şimdi mutlaka spor yapın. Doğru zaman var. İstersen zaman var. Oluyor. En yoğun benim ama oluyor. Sana bir suyu versene ben içeyim. Bak şimdi. İçtiğine göre sahibi değilmiş senin. Bak, Cenab-ı Hakk'ın her bir isminden biri, birinin cilve, cemal, nakış sanatını bütünlük içinde getirilirse, o bütünlükten hak çıkıyor. Hak çıkabilmesi için her bir ismin yazayım. Cilve, cemal, nakış. Çok önemli ya. Atomun içinde elektron, proton, nötron olduğu gibi bu cilve, cemal, nakış, sanat da şeyin eşyada Esma'nın şeyi biçim abi. Güzel olacaksa abi. Doğru. Evet, evet. Aynı aynı. Hani hepsi ayrı bir işi var. Mitokondri var, lizozom var, ribozom var, DNA var, RNA var. Yani hücreyi söylüyorsun. Hücrenin komplesi kendisi harttır. O sistem lizozom, libozom, çekirdek, DNA, RNA hepsi bir isim. Onun için ha her bir ismin cilve, cemal, nakış sanatından ortaya çıkar. Bu zeminde gözükür. Ortaya çıkar, gözükür. Buradaki salatın kıblesi gibi oldu abi. Artık şey yapmayalım. Daha ipim. Zuhuratları ise zuhuratlar her bir esmanın cilve cemalindeki sanatlarının hulase-i camiasına zuhuratları denir. Bu zuhuratta ta asılları olan esmalara kadar olan meratiplere de hakikat meratipleri denir ki derece ve numara aldıktan sonra onları gönderen sahne zülcelerine dönecekler. 15. şu. Onu çizeyim çünkü anlatarak yapamadım ben, beceremedim. Bazen meramını bir şekil anlatır. Değil mi? Allah da öyle yapmış. İşte itikat bu biliyor musun? Kelamsız kelam. Tamam mı abiler? Gül çiçeği. Gül goncası. Gül goncası. Tamam mı? Gül. Dersi dinle kardeşim. Geldin ki. Şimdi bu komplesine baktığın zaman bunun yaratılması gereği var mıydı? Bu gülün yaratılmasının gereği var mıydı? Vardı cevap veren haktır. Çünkü bu gülün olabilmesi için burada bir çekirdeğin yazılımı lazım. Ağacın çıkması lazım. Dalın çıkması lazım. Güneş lazım. Yapraklarının çıkması lazım. Berzah olması lazım. Güneş lazım. Yani kuvve olsaydı yetmiyor muydu mesela? Şimdi bu isimler buraya gelince bu gülün çıkması zaruridir. Hak bu isimlerinin
Hulasay camiasının dışa vuruşudur. Da gözüken müstakil bir isimdir. Bunları cem edin. Yani cem edin değil mi? Demeyim de zeminlerinde ortaya çıkar. Ne kadar kalitelisi olursa, mesela ben bu gülü gittim Rize'ye diktim, fidanı çıktı ama gül çıkmadı. Hakkı o kadardır. Şimdi bu hak isim, hak ismi ise yöndür. Yani bunların yönüdür. Biz ne kadar isimlere mazhar olursak, bunu unutmayın, bunu yazın. Biz ne kadar isimlere mazhar olursak, o nispetle hak perestlik oluruz. Hak perest oluruz. O nispetle. Şimdi şeyi anlatacağım şimdi. Bu gül. Aslında bir gelen oldu şu anda o zaman değil mi? Bu gül. Cemil gözüküyor. Var mı? Tamam, şuraya yazayım. Bak. Cemil esması. Esması. Koydum abi. Bu Cemil esmasını burada gözüküyor. İrfan dersi kaldıramadı. Görüyor musunuz? Kabiliyetine göre. Çocuk olsa çocuğa öyle farklı gözüküyor Cemil. İyi dinleyin burayı. Belki çok uzun anlatmamı şekil şey yapacak. Aynadaki gülde gözüken Cemil ile bu Cemil'in aslı olan Cemil esması arasındaki meratiplere ne denilir? Emr-i nisbi. Hakikat meratipleri denilir. Hakikat meratipleri. Ne kadar biz farkındalığı kendimizi keşfedersek bu mertebe kısalıyor. O zaman buralara kadar gelirsek azami derecedeki en zirvesi kabu kavsendir. O zaman kutsi oluyoruz. Hangi isimde? Birkaç tane isimde. Bütünlükte Resulullah'tır. Geylani Ha isminde kutsidir. Zahirden hakikate geçmek. Bu. Ha ustad da diyor ki 15. şey 15. şua diyorum. 29. Lema-i Arabiye'nin tercümesi var şuaların sonunda. Bu farkındalığı fark ederek numara alıyor. Onları gönderen zata dönecekler diyor. Bir okuyun. Garip garip baktınız da. Yanlışlık hatırlar mısın? Her insan bir çizelgide şeyde bak. Oradan sistemde. Senin kendine kalanlar. Bir de bir şey... Bak. Numara, derece ve numara aldıktan sonra bakalım mı? Arayan mı? Yok yok. Burada. Ha! Nuru iman gözlüğüyle bakarsa 755 şuna göz koy. Ha bu göz. Buna nuru iman gözlüğüyle bakarsa insanların kainat sergisinde teşhir edilen garip acip kudreti mucizelerini görmek ve mutalaa etmek için Sultan Ezel tarafından gönderilmiş mutalaacı olduklarını anlar. Buraya bu nazarla bakarsa. Tamam mı? Şimdi söyleyecek. Ve bunlar şuna bakarak bunlar o mucizenin derece-i kıymet ve azametine ve Sultan Ezel'inin azametine derece-i delaletlerini kesip vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine Sultan Ezel'inin memleketine dönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini, bu dersi size vereni, bu derste bizi muhatap eden Allah'ı ben ekliyorum. Bu anlayış nimetini kendisine iras eden
iman nimetine elhamdülillah diyecektir. Elhamdülillah diyecektir. Hamdolsun. Kendisiyle meşgul ettiren Allah hamdolsun. Ya değil mi? Allah bir kulunu severse kendisiyle meşgul ettirir. Allah bir kulunu severse dinine hizmeti seçer. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Elhamdülillah diyecektir. Derece ve numara budur. Tamam abi, bir sorun var abi. Sor abi. Hızır hayatta mıdır abi? Bizim öteki Hızır, Rize'deki Hızır abi kastediyorsan vefat etti. Allah rahmet eylesin. Abi, Hızır hayattadır tabii. Belki de sen Hızır'sın. Bak, Hızır aleyhisselam vücudu aleyhisselam olmakla beraber aynı zamanda Zulkarneyn gibi bir unvandır. Herkes Hızır'dır. Hızır'ın en büyük özelliği gittiği çorak ve kuru yerler yeşillenir ve canlanır. Her bir mümin bir insanın kalbine ve aklına nuraniyetle yeşendirirse, yeşillendirirse, hayat verirse manevel, o makamda o kadar Hızır'dır. Yani siz sistemdeki iltizama işaret ediyorsunuz abi. Evet, sistemdeki iltizam Hızır'dır. Ama her bir ferdin tebliğ etmesi Hızırlık yapıyor, unvandır. Niye sordun? Kendinden yok, kendine. Niye sordun? Peki. Bu cevap almak için. Bunu yani Hızır'ı Hızır'da ararsanız önünüzdeki Hızır'ı kaybedersiniz. Göremezsiniz. Zahirden hikmete geçmeyin. Hızır ne yapacaktı? Size hayat verecekti. Hızır başka ne yapacaktı? İman ettiğinize kanaatınız artıracaktı. Abi. Bir daha. Hızır ne yapacaktı? Hızır iman ettiğinize kanaatınızı yakinliğinizi artıracaktı. Ne ile? Alışılmışın dışında bir şey yaparak. Bu Hızır'dır işte. Aynı. Hasan abi, biz Harun'la hep konuşuyoruz ya, ikisini bulmak. Bakın, imtisal, iltizam, iltizam. İkizin bu işte. İkizin işte Hasan abi ya. İşte Hızır'ın orada. Evet. İçeriden sesleniyor sana. İkizin. Diyebilirsin burada. Ferdin kendisi şu, bu da senin ikizin, doğru. Bakın, Hızır'ı anlatırken, Hızır aleyhisselam, Kur'an'da da öyle. Hızır, yakiniyetini artıran, gittiği yerlerde ölü kalpleri, kurumuş dimaları. Kurumuş dimaları, Barla'da şöyle geçiyor. Susuz vadiler, çöller, kimsesiz çöller, susuz vadiler. Bak, kimsesiz çöller, susuz vadiler. Tamam mı? Unutmayın, vadide su akmıyor. Bir daha, çölde kimse yok. Onun için çöldür. Kimse yok, çöldür. Çöl olduğu için kimse yok. Şimdi, susuz vadileri, vadi var ama su yok. Ve kimsesiz çölleri, ab-ı hayatla müjdeleyen, yani kurumuş dimaları, ölmüş kalpleri dirilten, sizde uyandıran ve uyanmasından, dirilmesinden yakiniyetinizi arttıran her ne varsa sizin Hızır'ınızdır. Hızır'ı orada ararsan Hızır'ı kaybederiz. Hani adam demiş ya, ya neyi merak ediyorsun demiş. Allah'a çok dua etmiş de, kitapta yazıyor bu. Hızır'ı demiş, Allah çıkartmış kasını, öyle dua etmiş. Peki nasıl anlarsın? Bilmiyorum dedi. Sen benim karşıma çıktığına göre bilirsin. Bak ki, bak dedi, Hızır'ı gördüğün zaman dedi, nasıl anlarsın biliyor musun diyor. Böyle şey yapar. Taşı alırmış. Bak diyor, Hızır karşıma çıktığı zaman şöyle anlarsın. Şu taşı alır diyor, böyle eliyle diyor, toz haline getirir. O zaman anlarsın ki bu Hızır'dır. Aynı zamanda toz haline getirdi adam. Ay Allah razı olsun dedi, öyle bakacağım dedi, çekip gitti. Sonra eyvah o Hızır'dı, ha işte o Hızır. Biz Hızır'ımızı bulduk da Hızır arıyoruz. Ama sana yakiniyetini artırıyor. Hızır ve Zülkarneyn unvandır. Yani o kurumuş ve ölmüş. Kurumuş dimaları, ölmüş kalpleri ihya edip ne şu nemalandıran, Hızır oturduğu yerde kuruk yerler canlanıyormuş. Tamam mı? İki çeşit
mucize var. İki çeşit mucize var. Bir bizzat kendisi yapıyor. Yani elinden parmağında su akıyor. Tamam mı? Ayı ikiye bölüyor. Bu mucize diğer peygamberlerde de var. Ama ayı bölmek değil. Harikalar kendi elinde zuhur etmiş. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ın mucizesi ikincisi daha harika. Tamam. Nedir o? Kendi mucizesi başkasının üzerinde ceyran ediyor. Diyor ki ya Bilal git diyor Resulullah için settarı olsunlar defi acet yapacağım diyor. Resulullah demiyor ağaca gidiyor Bilal Habeşi diyor ki Resulullah için bir araya gelin. Bu mucize diğer peygamberlerde gözükmüyor. Bu mucize zordur. Resulullah'ta var. Anladık mı? Yani haber gönderelim. Doğru. Bazen zaman aşımı olarak yapıyor. Vesel Karani'yi hırka göndermiş. Ona girmeyeceğim. O hırkada tezahür ediyor. Tekrar o bitkin aşına mapuluyor gibi. Bakın bizzat kendisi parmağından su akıyor. Ağaçlara birleşin diyor. Birleşiyor. Bir de diyor ki ya Bilal defi acet için settar olmak için git ağaçlar benim için birleşsinler söyle. Geliyorlar aşağı. Resulullah için birleşiniz diyor. Allah Resulü'nün emri var diyor. Tak bir araya geliyor. Şimdi bunu niçin yaptık? Hızırlık. Herkes hızırdır. Müslümanı anlatıyorum. Derecesi. Bir köye gittin Abdullah. Köyde adam bir derdi var. Aklaşamıyor. Kalbi kurmuş, namazı yok. Bir şey anlattın. Aa, hey Allah razı olsun ya. Hemen namaza başladı. Hızır olsaydı onu yapacaktı. Hızır onlar gelseydi ne diyecekti? Aklındaki tereddütleri gidecekti. Kalbindeki maneviyatsızlığı kurup namaza başlatmayacak mıydı? Resulullah ne yaptı? Allah'a iman ettirdi. Namaza başladı. Öyle mi? O zaman bu Hızır kendisi müstakil bir şahsiyet olmakla beraber her bir Müslüman'da tezahür eden bir hakikattır. Unvan olduğu için. Herkes Hızırlık yapıyor kendi makamında. Mesela Hızır, aynı lügata baktığınız zaman kurumuş bir ağaca gittiği zaman ağaç yeşillenir. Çorak bir yere gittiği zaman otlar yeşillenir diyor. Hızır o. Yeşillik demektir. Şimdi burada ne yaptı Cenab-ı Hak, Cenab-ı Resul? Bizim üzerimizde Hızırlık tarafımızı, yani Hadi, hidayete vesile olma ismi. Hadi, ya Hadi, ki bende galip olan 2-3 tane isim var. Hay, Hakim, Nur ve Hadi. Hadi. Ama Diyarbakır'daki alim, ismim, annemin ismi ve beni de tanıdığı için dedi ki, Nur değil, Hay, Hakim ve Hadi Galip dedi senin isminde. Herkesin Galip ismi var. Şimdi onun üzerinde ne yaptık? Hidayete vesile olmak noktasındaki sıfatımız Hızırlıktır. Eğer Hızır'ı ona has kılarsan Hızırları kaçırırız. Sen mesela bu bir Hızır'dır. Hazır Hızırlar kaçar. Hazır, Hazırdakiler gider. Gayba geçer. Hazır Hızırlık yapıyor. Hızır'ı Hazır'da ara. Bunlar yakiniyetini artırmıyor. Dima kurumuş, kurumuş. Ölü gönüller diriliyor. Bunu yapacaktı kardeşim. Evet. Şimdi bitirelim. Diyeceğim abi. Şu anlatımınız hep aklımdadır. O rüyanızı anlatıyordunuz. Cebrail vahiy getirmedi yalnız. Cebrail İsa'yı getirdi. Da. İsa'yı ay. Getirdi. İsa'yı da mı? İsa'da. İsa'yı da. İsa'yı da getirdi. Cebrail İsa'yı da getirdi. İsa'yı da getirdi. Allah Allah. Peki senin diman, lef-i mahfuzun vücudu haricisi burada değil mi? Onu aktif eden Cebrail sıfatı değil mi? O zaman her bir ders veya her bir bu hakikat senin Cebrail'in olmasın? Kadir gecesi melekler ve ruh iner diyor ya.
İsa geliyor. Peki indiği zaman sende aktif olursa İsa da geliyor. İsa da geliyor. Kadir ismine azami derecede mazhar olursan her gece Kadir gecesi olur. O zaman da İsa'yı doğurursun. Doğum şeklinden de İsa çıkar. Peki. Hazırın mahiyeti. Kardeş, simge, sembol kullanılıyor. Yusuf simgedir, semboldür. Eyüp öyledir, Musa öyledir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da öyledir ki ona baktığımız zaman diyor kendimizi seyrederdik. Hatta aynı bu alem her şey hak ile kaim, Mirat-ı Muhammed'den kendi görünür daim. Öyle miydi? Allah görünür. Muhammed'e bakıyorsun, Allah gözüküyor. Anladım, şimdi açabilirsin. Sesini konuşmasın. Konuşmasın, açıktı zaten. Ses. Konuşmasın. Konuşma. Konuşunca bizi rahatsız ediyor. Şimdi konuşabilir. Çünkü o, orada, orada bir halet var ki hiçbir şey duymak istemiyorsun. Çünkü blok oluyorsun. Bilemezsiniz onu. Hassasiyetini şeye veriyorsunuz ama başka bir şey var senin üzerinde şimdi. Ama bunu kapattıktan sonra oluyor. Bu başka bir şey ya. Çok. Bildiğiniz gibi değil. Nasıl bir ağırlık? Çünkü Hulusi abinin cümlesini nakledeyim. Hulusi abi diyor ki ''Ustadım dedi, ben ders yaparken garip garip şeyler oluyor. Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için o haletler senin arız oluyor. Kabul etmiyor gafleti, lakaytlı, yalışıklı bu hakikatlar. Ve ahengi bozuyor, sirayet ediyor. Az olsun, kalite bozuyor. Peki, biz bir şey anlatıyoruz, o da bir şey konuşuyorsa o zaman niye açıksın? Konuşmayacaksın, dinleyeceksin. İnsanın hakkı iltizam etmesi bu sistemin sağlığına bağlı. Yani hakkı iltizam etmek, bak şu, hakkı iltizam etmek bu sistemin sıhhatine bağlı. Batılı da hak zanneder, koynuna da koyar. Bunun İfratı ise taassup oluyor. Yani bunun aksini düşünemez hale gelip hedefine kilitlenir. Taassubun vasatı. Bunun aksini düşünemiyorum diyor. Bunun aksini düşünemiyor. O taassubun tanımı sanki değil mi? Evet. Bunun ifratı ise taassup oluyor. Yani bunun aksini düşünemez hale gelip hedefine kilitlenir. İltizamı çalışmasıyla hak ismine mazhar oluyor. İltizamın çalışmasıyla hak ismine mazhar oluyor. Tasdikteki iltizam ise gene hak taraftarlığı tasdikteki yal. Ha yok, tasdik değil, dimağdaki diyecektik buna. Hak, ben okuyayım sizce yapın hangisiydi? Hak taraftarlığı değil, tahayyül, tasavvur ve tasdikten çıkan sistemdeki ve tasdiğe mal olan ilmi bir tarafgirlik ve iltizamdır. Doğru, doğru şu an. Doğru. Mavi yazdınız, doğru. Evet. Bunun fiile çıkarmayabilirsin, İçinde de tutabilirsin bu iltizamı. Bu iltizam da içinde tutamazsın, bu iltizam da dışarı çıkıyor. Buraya girdi mi bu iltizam, onu yazayım. İçinde tutamazsın. İltizam ettiğini... O zaman iseyi silmek lazım burada. Tamam, yukarıdakiyle... Aynı olduğu için. Ha oradaki de tasdik, ha ise silersek şey olur. Hmm. Yukarıda da tasdikteki iltizamı anlattı çünkü. Hasan abinin sesi yankılanıyor. Mesela ben bu soruyu sorabilir miyim? Mesela şurada yanmış. Abi yazayım da sor, olur mu? Tutamaz, asın diyeceğiz. He? Yukarıda tutamazsın. Öyle mi? Bu hak hakikaten. Öyle mi? Onu silin. Tamam. Aktif ediyor. Şu iltizamdaki, tasdikteki de
da buradaki tamam. Buradaki iltizam tamam, hak ve hakikat tarafımızı tahmin ediyor, doğru. Yani bu şeydeki, tasdikteki yok. Şu tasdikteki iyiydi şu. Plansal camiası, bu ürküsünden aktif ediyor demiş, tamam. Neyse. Diyecektim, arama gidelim. Gene diyelim ya, o düzeltelim her şeyi size. Tamam, bir yazsın. İlimden gelen bir nuraniyet, örneğin kişide iman etmemiş olsa bile, gayrimümin olsa bile, ilimden gelen bir nuraniyeti var. Bu aşağıdaki iltizamla alakası var mı? Öyle düşünebilir miyim? Evet. Bir nuraniyet var. Mesela şey, ilme iltizam ediyor. Mesela öyle kafirler var ki, nurani böyle, Müslümana benziyor. Çok parlak. Bu? Mesela öyle bir Müslüman var ki sipsiyah. Hani deride bahsetmiyorum. Çünkü niye? Kafir mümin fark etmeden kim ilim yaparsa nuranilik olur. Ama iman ederse o pembeye döner. Tatlılığa döner. Aşağıdaki tasdikten gelen nuraniyet değil mi? Evet. Evet. Bu kafir mümin fark etmeden bu tasdik oluyor. Ferdin kendisi. Buna geçememiş. Aşağıdaki muhalefet. Dimağın ana sisteminde olan iltizamı içeride tutamazsın. Kendisini efalleriyle, ahvaliyle, etvaliyle, akvaliyle dışarıda kendini ifade eder. Yani kişinin işidir aynası lafa bakılma sırrı burada kaynaklanıyor. Yani şu kendisini ehval, ahval, etval, efaliyle kendisini gösterir. Yazayım onu. Tutsa da içinde zaten... Gerek yok. Tamam. Yazın abi, yaz. Yazayım. Yaz. Açıklıyor yani o. Tamam. Nasıl tutamazsın yani? İltizamda başlıyorsun şurada. Tutmamalı. Yoksa sünnet olmaz. Tamam abiler. Şöyle diyeyim. Da bir madde. Şurada bir madde. Şurada bir madde. İlk ne yazdı? Efal. Efal mi? Bak, iltizam etti. Vah yazmışsın. Ehval. Eyvah yazdı. Ehval. Ehval ve ahvalin farkı ne aslında abi? Birisi çoğu, birisi tekil mi? Ama o değil. O bir tanesi eksik yazmışız. Onu doğrusu Nezim, dur. Neredeydi? Yanlış yazmışız demek ki. Efaliyle, ahvaliyle, etvaliyle. Birincisi efal abi. Efal. Ahval. Efal. Bir daha söyleyeyim. Ekval olabilir belki. Oradakini okur musunuz? Efaliyle, ahvaliyle. Dur abi, dur. Şunu bir sileyim. Niye? Efaliyle. Efaliyle. He, sonra? Ahvaliyle. Ahvaliyle. Etvaliyle. Etvaliyle. Ekvaliyle. Ve? Ekvaliyle kendini ifade eder. Bu iltizam o kadar ileri sahiplenmeye gider ki, bu iltizam ta sahabet karaneye vazifeye koşturur. Bu iltizam öyle bir şeye sahabetken sahiplilik
İslamiyet bana geldi der. Bu İslamiyet'i yaşar, bu İslamiyet bana geldi der. Yani bize sahiplenme seviyesindeki bir tafkirlik, evet. Birisi sahiplenme yok. Yok. Sadece tafkirlik. Saha ne? Sahabetkarane. Yani İslamiyet bana gelmiyor, ben uymuyor. İslamiyet bana gelmiş, ben yanıyorum. Kendini peygamber gibi böyle kendini yırtar. Ötekinde bir dava yok ki zaten. He, dava adamı yapar. Yok aşağıdaki. Yani bir şey ekleyelim buna, bu söylediklerimize. Bir cümle desek, yani İslamiyet'i yaşar, İslamiyet'i dava eder. Yaşar. Öyle mi? Yazalım Osman. Yaşar, İslamiyet'i yaşar demeyelim. İslamiyet'e taraftardır, taraftar fiili olur. Hayır, taraftar olduğu şeyle, taraftar olunan yer farklı şey. Neyse, o zaman nikim ne anlattık sen? Madem bir şey yazamıyoruz. Onun davası İslamiyet değildir, onunkisi davadır. Evet, o dava adamı. Yukarı. Yukarıdaki davası İslamiyet'tir, aşağıdakinin davası değildir yani. Öyle bir davası. Tamam, doğru, onu yazabiliriz. İslamiyet yaşadığı halde o ama davası değildir. İslamiyet'i söylemiyorum. Yaşadığı halde yukarıdaki de. İslamiyet davası değildir. Davaya taraftardır desek yine şey olmaz. Ha, sadece taraftar. Taraftar, davaya taraftar. Söyle söyle. İslamiyet'e tazir Arabi. Davaya taraftar. İsa. Bu dava sayılır. Bu dava. Oldu mu abi? Güzel. Hasan abi, sakın hiçbir şey silmeyin ha. Bir şey mi sildiniz az önce orada? Bir daha resim çekmeden. İslamiyet dava etmiştir. Ben aman Hasan abi öyle değerli ki yani en çekeceğiz ki. Can mübarek bunu tek tek yazmak için 5 saat, 4 saat verdi. Aman Hasan abi ya. Alttaki senin mahkemeni sana taraftar olarak izleyen üstteki avukat abi seni savunuyor. Ha davası için. Ha. O da onun davası, o görünen dava onun davası. Peki sen dimağdaki bir şey söyleyeyim mi? Biz şöyle bir şey anlatayım da hem de daha otursun. Bir gün pazarda cami hocası geldi, bir teneffüs ettireceğim. Derste cami hocası, yani bir Kur'an kursu mezunu görev verdi. Yakınıyor. Cemaat ezanda içeri giriyor. Caminin dışında lak 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 konuşuyorlar diyor. Dışında. Bana şikayet etti. Yani cemaat içeriye girmiyor diye. Ezanla giriyor. Dedim ki niye öyle yapıyorlar sence dedim. Tabii ver yansın yapıyor. Yani kusur sende hiç yok mu dedim. Ondan sonra öyle dedi, kapandı. Meyve yerken dersten sonra dedim ki bana dedim cumada bir sohbet ver, ben bir de ben gelin bakayım cemaatine. Ama 3 hafta peş peşe vereceksin sohbet. Tamam abi dedi, köyde zaten bayılıyor. Yani öyle yapamayacağım şey. Ben denemek için bildiğim bir şey uygulayayım dedim. Cemaate gittim, hakikaten cumaya yarım saat kala kürsüye çıkıyordu. Geçtim ona, millet dışarıda, beni tanımıyorlar. Adam geldi, hepsi dışarıda. Ondan sonra içeriye girdim. Ses değişmiş tabii, hoparlörle dışarıya da çıkıyor. Yavaş yavaş içeriye girmeye başladılar. Ama hepsi girmedi. Ama girmeye başladılar. Değişik ses, değişik şey. Ne anlatılarsa dışarıda. Girmeye başladılar ama hepsi girmedi. Sonra hutbeye çıktım. Hutbemin konusu niçin Allah var? O tabii herkes orada ya hutbede. Niçin Allah var? Dedim ki en fazla 6-7 dakika anlatacağım bunu dedim. Örneklerle 5-6 tane örnek versem, 7 dakikada her bir dakikada bir örnek versem, aynen bunun gibi, aynen bunun gibi. Ondan sonra aynen öyle yaptım. 6 dakikamı ne sürdü? 5-6 tane örnek verdim. Dedim ki haftaya cuma bu sohbeti, bu çok kısa olan bu 6 dakikayı dedim ki kürsüde Allah'ı niye görmüyoruz? Tamam mı?
Allah niçin var dersini gidip de gelen mi var? Ders de beraber yani ahiret. Kürsüde işleyeceğiz dedim. Ama aşağıda 20 dakika en az önce yarım saat önce geleceksiniz dedim. Gelirsiniz dedim başlayacağım ben zaten. Haftaya sizi bekliyorum. Ondan sonra Ella inna asrın el kelam ve ebla'nizam kelamullah melikil azizil alam dedim indim. Haftaya samimi söylüyorum. Hepsi için. Ama haftaya gitmeden hutbeden indim ya bir şey anlatacağım. İndim, mihrapta namazı kıldırdım, döndüm. Dediler ki, giden gidiyor ama üçte ikisi duruyor. Hoca efendi, yukarıda anlattığını biz bir hafta bekleriz. Biraz devam eder misin? Aynı böyle. İnan bana. Ve belki de yarım saat anlattı. Ve ben kalkmadan onlar kalkmadı. Ben bunları niçin anlattım biliyor musun? Çıktık lojmana. Yemek, çay ikram etti. Dedim ki, bak dedim Musa. Adımız Musa. Girmeye cemaat. Cuma'dan sonra mihrapta beni yarım saat bırakmadı. Sen girmiyor dedin. Sence niçin böyle olmuş? Ne dedi biliyor musun? Allah selamet versin. Abi dedi, en veciz bu denirdi. İslamiyet senin davandır, benim mesleğimdir dedi. Allah işte bu. Aynen, iyi özetlemiş. Aynen, evet. Gerçek. Çünkü benim de davam olsaydı, ben de kendimi yetiştirirdim. Eklerdi. Nakarat, geçmişten gelen hep vaazları, eline tutturmuş kağıtları, haftaya cumaya işinden dükkanını kapatıp ya bir tarla almış icara köyde ya da şehirdeyse kırtasiye açarlar çoğunlukla cami imamları ek iş. Sen kendini yetiştirmesen insiba ve inikas olmaz. Tamam mı? Boyalanmasan kitaplardan yetiştirmesen inikas yapamazsın. Haftaya çekemezsin onu. Eğer bunu kim yapar? Niye camiyi kapattıktan sonra kırtasiye açar? Çünkü İslam etmesi değildir. Kırtasiye gibi iş yapıyor. Para gelir. Bunun Deri Hoca'nın ifadesiyle vezne memurları. Para ve vezne. Ama dediği gibi İslamiyet senin davandır, benim ise mesleğimdir. Kitap okusan ne olurdu dedim. Sen de okusan kendine yenilik yapsan, yüklesen, ek koysan, bir şey katsan da anlatsan, abi ben kitap okumam için İslamiyet dava almam lazım dedi. İslamiyet'i davası olanın kitap okur. Davası para olanın dükkan açar. Yani o işin içinde. Bir de bir tanesi dedi ki, kızdırdı beni. Medrese Yusufiye dedi ki, demesen de girmesen olmaz mıydı dedi. Dün. Bunu söyleyen de normal adam değil. Nasıl demesen de girmesin? Demesen de girmeseydin dedi. O sözleri. Ne gel? Bunları anlatsaydın. Bazı şeyler var ki dedim. Derse suçtur o kişi. Bazı kişiler var ki demese suçtur. Daha biraz da kızdırınca ağır tabirler kullandı. Sen misin dedi. Şu el akıl bilmem ne. Bak dedi. İslamiyet'e sen inanıyorsun. Tamam mı? İslamiyet'e inanıyoruz. Ben İslamiyet'e inanmak değil, ben. İslamiyet benim, sen itikat ediyorsun, itikat ettiğini ben olmuşum. İşte. Allah Kur'an'da söylüyor ya açık, çünkü sahibi olunca. İslamiyet dedim sana gelmiş, peygamberden vasıtasıyla, İslamiyet bana gel. Bunu anlatmak için anlattım arkadaşlar. İslamiyet'e sen inanıyorsun ama İslamiyet ben, bana, peygambere değil, bana gelmiş. Ben anlatıyorum. Sen inandığın ben olmuşum. O olmuş. Bunu hak etti demeye. Sen İslamiyet'e inanıyorsun ama İslamiyet peygamber yoluyla bana geldi. Sen inanıyorsun. Ben dedim. İman ediyorum. Sen İslamiyet'e itikat ediyoruz. İnanmak ve iman etmek arasındaki fark. Evet. Ben peygamberi de ortadan kaldırmışım. Allah bana vermiş. O zaman bu gayret oradan geliyor. Bu hamiyet ve feveran, feveran senin namusuna dil uzatsalar, namusuna, vatanına, milletine
Nasıl feberan edersin namusuna, parana, dükkana? Ama İslamiyet'in etiyordu zaten. Hakaret etmiş Kur'an'ına, hakaret etmiş peygamberine umrunda değil. Hatta umrunda olanların bile olanları bile umrunda değil senin. Onlar canını sokakta buldu değil mi? Peki, bitiriyorum. Devam ediyorum. Şimdi 183'ü açıyorsunuz. Bitiyor son. 183'ü açıyorsunuz. Münazarat 89. Metni okuyorum. Evet, İslamiyet'in şeni metanet, sebat, iltizamı hak olan salabeti diniyedir. Bunu çok güzel şey yaptı. İslamiyet'in şeyini. Bunu şeyde kullandık da burayı okumadık ama. 34'ü yaparken bunu da söylemiştik. Söyledik mi? De, burayı ama okumadık. He, öyle mi? Okuyalım. Okuyalım. Çünkü o öbürküsü mehaz. O zaman şuraya yazayım. Kullanmıştık. Arkada duruyor mu? Sadece o üç satır var. Hocam şimdi biraz... Metanet. Ezan mı okunuyor? Yok, ezan da. Okundu abi. Geçti abi. Öyle mi? Birkaç dakika. Güzel. Sebat, iltizam hakkı. Yalan söylemeyeceksin abi. Benim için mi karşılık? Saat olmuş. Olan salabet-i diniyedir. Bunların üçü olduğu zaman salabet-i diniye çıkıyor. Evet. Tamam mı? Kapatın ya da sana bir şeyim. Ha, tamam. Ha, tamam, doğru. Şimdi izahını okuyorum. Hak olmayan şey de iltizam oluyor demek ya. Burada oluyor. Dediğine göre. Evet, oluyor abi. Batılda da iltizam var. Çünkü burada olmuyor. O şeyin dediği... Burada oluyor. Hani dediği adam ne biçim iltizam etmiş? Abisi için hani adam vurmuş da içeri girmiş ya. Abisinin şerefini kurtarmak için. Adamda iltizam var ya ama batıla iltizam var. Burada. Abisinin yani esrar satan reisin izzetini koruyayım diye onun sokaktaki torbacıları sip efendimin izzetini koruyayım da adam vurmuş. İltizama bak. Bir Müslüman peygamberine, Arap uşağı, Kur'an'a, safsata, değene hiçbir laf çıkartmıyorsa o torbacı kadar olamamış demek. Hatta laf çıkartana da laf çıkartıyorsun. Evet. Arap uşağına Kur'an ikra safsatası gibi değildir bizim öğretimiz diyene bir fevranı yok. Diye resmi yazı yollamış. Evet. Neyse. Anladım. Evet. İslamiyet'in şeni metanet, sebat, iltizamı hak olan salabeti diniyedir. Tamam. Yoksa cehilden, ademi muhakemeden, neşet eden taassup değildir İslamiyet. Yani bak bunu anlatıyor. Hem de bu ders ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Osman çok güzel dedi ve benim üzerinde yükü kaldırdı. Abi iltizamı konuşurken bunu da işlemiş oluyoruz, bunu işlemeyeceğiz daha. Bunu i̇ki dersi yaptık yani iki konuyu. İki konuyu beraber yaptık. Evet, hep sürekli yaptık, ikisine yaptık. Evet, o çok iş yaptı. Yoksa bak cehilden ve Adem'i muhakemede neşet eden taassup. Bak, taassubun cehil ve Adem muhakeme, tefrit. Bu taassubun tefriti. Öyle olsa gerek. Taassup cehilde ve Adem muhakemede neşet ediyormuş. Yazayım mı? Ben bir taassup değil. Yani taassubun ifrat, tefrit, vasatı var. Zaten bizim okuyacağımız hani vasatına daha çok bakacağız muhtemelen ilk zamandan evet. Çıkacağı için. Adem muhakemedenin zıttı olan muhakemeden, cehildeninki de ilimden çıkar o zaman taassup. O zaman ekleyelim, yazalım, tamam. Değil mi? Tabii. Taassup. Arka tarafında değil mi? Burada, şöyle yazayım. Burada mehazda geçeni bir yazın abi. Öyle mi? Şu anki halini, bir de onun zıttını yazacağız. Tamam, manayı. Tamam. Yoksa... Vasatı da
Adem muhakemedense muhakemeden çıkar. Yoksa cehilden çıkar. Tasun. Vasadır. Tamam doğru. Cehilden. Adem muhakemeden. Adem muhakemeden. Tasun vasat çıkar. Den. Yeşit eden. Taassup değildir. Şimdi taassup tefriti taassubun tefriti yani şuradan çıkıyor ya, şuradan ise matematik usulü kullan. İse işareti ya, ise taassubun tefriti nedir? Cehildir. Cehildir. Adem muhakemedir. Muhakemedir. Tamam mı? Evet. Şeyse vasatı. Bunun misali şey midir Hasan abi? İşte dinle laf söylemiş, hiç ilgilenmiyor. O muydu tefrit noktası? Yani evet vasatı mefhumun muhalifiyle İlimden ve muhakemeden. Şunda. Cehilin tersi? İlim. İlim. Muhakemeden. Muhakemeden çıkıyor. Muhakemeden. Şöyle yazayım. Şöyle yazayım. Çin. Kar. Çok şeyler, tabirler var, çok harika. İfradını yazdık mı abi? İfradını yazmadık. Çünkü taassup okumadık daha. Yani taassup okuyacağız. İfradını bilmiyor. Kolay değil öyle. Langur langur bir şeyler düşündüm, aklıma geldi, yazayım. Bir sürü şeyler geçiyor. Şu üstte İslamiyet'in şehrinde metane sebat, iltizam hak var ya. Şu. Demin anlattığınızda iltizamı hak, hakkı anlattınız. Buraya dayanarak mı? O mehazı farklıydı. Bu da orayı anlatıyor. Evet, evet. Buradan. İltizam hak. Dedi ya. Evet. Peki, hak bak görüyor musun? Evet. Evet. Yani kişiye baktığı zaman hak oluyor. Görüyor musun burada da? Kişinin kendisi, iltizam hak kendisi. Peki o İslamiyet'in şeyini normalde biz yukarıdaki iltizam olarak konuşuyoruz. Ha ama bu şahıstaki gözüken şeyi, oraya çıkmamış, iltizamın şeyini, iltizam-ı hak, o hakka mazam olunca iltizam eder. Yani oradaki şöyle diyeceğiz o zaman, o iltizam hak, Cenab-ı Hakk'a olan iltizam. Evet, evet. Evet. Kendini, hakperestlik kendini manasındaki bir değil. Hak şey değil. Değil. Buradaki İslamiyet'in şeyini... Zulmet... Karanlık değil. Daha tehlikeli değil mi hakikaten? Zulmet karanlık değil. Zulmet zulmettir. Zulmet kalbidir. Karanlık aklidir. Gelen zulmet ne demek? Umut Bey. Karanlık örtendir. Zulmet geleni yutandır. Tabii. Karanlık gibi bir şey ki kalpte oluyor bu. Karanlık ise dimağda oluyor. Geleni yutana bak şunu ekleyeyim. Gelenleri yutan zulmet üstlerini örtene ne kadar fark var? Karanlık.
Anladık mı abi? Zulmetle karanlık. İrtizam, salabeti diniyedir ve İslamiyet'in şeyinidir. İrtizam, içeride tutamadığın kadardır. Ya etvarın, ya ehvalin, ya efalini ya da ekvalini dışarıya çıkar. Yani hak bildiğine dönüşmesidir kişi. Sanki haka hak olmuş. Hakla hak olmuş. Haklanmış. Kişi neyi hayatının gayesi yapıyorsa bu iltizam sistemiyle oluyor. Bu çalışırsa salabeti dini ve İslamiyet'in şeyinlerini yani fiil, etvar, ahval ve ekvalini göstermek zorunda kalıyor. Tek bir yer kaldı. Ondan sonra keseceğiz. Bu da Hutbe-i Şame 140 sayfa 183'ü açar mısınız? Sen bir şey soracağın var mı şey? Yok değil mi? Unuttum. Tabii. Benim var ama abi. Sen varsa söyle. Sen unut. Abi Adem-i kabul dimağda mı oluyordu? Adem-i kabul lakaytlıktır. Kabul Adem bir iddiadır. Tamam. Biri dimağda biri kalptedir diyebilir miyiz abi? Diyebilir şöyle bir şey tanımlarını yapalım çünkü tabii. Başka şeye soktun şimdi. Tamam özür dilerim. Yani bununla hiç alakası şeyle, yok alakası yok da şu manada söyledim abi. Hani zulmet ve karanlık derken biraz... Tamam şimdi şu. Adem-i kabul ya ben bu işlerde yokum. Yani dinmin benim böyle bir hobim yok. Hobi diyor. Böyle bir alakam yok. Böyle bir ilgim yok. Yani lakayt adam. Kabul Adem ise iddiadır. Yokluğunu iddia ediyor. İspat etmesi lazım. Zulmettir yani. O zaman Adem nimettir. Çünkü varlığın mertebesini yapar. Birisi Adem'i kabul tefrittir. Adem'i kabul tefrittir. Adem'i kabul tefrittir. Kabul Adem ifrattır. Onu şöyle yaparsam göstereyim. Yani, ama biri zulmet, biri karanlık yani. Denilmez mi? Adem'i kabul... Kabul Adem. Yok, biri zulmet, biri karanlık çok güzel bir şekilde denir. Adem. Bir de Adem. Tamam mı? Şimdi sen bizi geri çek. Başka. Yani özür dilerim. Kusura bakmayın ama kafama takılmış. Evet, kafana takıldıysa kafana takıldığı için biz de bunu çözmeye gayret edeceğiz. Şöyle. Bu benim özürüm. Adem'i kabul tefrittir. Ne demek izah ediyorum? Ben bu işte yokum. Ya dinmenin leş yani Leşoviç. Takozoviç. Fokbalı. Tamam mı? Tefrittir. Yani böyle bir problem din gelmiş dememiş. Böyle şey yok. Bu ifrattır. Abi o tefritin karşısına lakaytlık yazalım da daha iyi anlar. Sadece lakaytlik olur. Tamam yazalım. Tefrittir. Tefrit. Lakaytlık. 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 Evet. Doğru mu? Doğru abi doğru. Doğru mu yazdın? Doğru abi. Bu iddia. İddialist. Batıl dava diyelim abi. Ha batıl dava diyelim. Kabul Adem İltizam mı? Batıl davasına batıl davasına iddia etmek. Dava etmiş batıl. Dava etmek. Tamam. Dava etmek. Şimdi bu batılı dava edinirse iltizam etmiş oluyor mu? Tabii. Bu işte o zaman bunu konuşuyoruz zaten. Batılı da iltizamın iki yönü de var. Burada yok o. Adem ise vücudun meratiplerindeki ara boşlukları. İltizam diyor, itikat diyor. Kabul edemez şu anda. Şimdi Hasan abi bir şey devam ettirebilir miyim ben? Ettir tabii. Şimdi Adem'i kabul, deve kuşunun kafasını kuma gömmesi gibi. Güzel. Ama diğeri güneşi örtmeye çalışıyor Hasan abi. Güzel. Güneşi örtmeye çalışıyor.
O yüzden ben birine zulmet, birine karanlık diyorum. Tamam. O zaman yazalım, o da güzel tanım ama şuraya yazayım. Deve kuşu gibi. Kuşu gibi. Bu ise güneşi gizler. Abi üst değil abi. Üst. Ha, özür dilerim. Güneş çizip böyle bir çarpı yapsan. Güneş katı. Tamam mı? Peki. Metni okuyorum. Mutbeşam 140. Zira iman hem tasdik, hem izan, hem iltizam, hem teslim, hem manevi bir imtisaldır. Yani çünkü bunları cem ediyor. Şu tenkit imtisali, irtizamı, izanı kırar. Tasdikte bir taraf kalır. Şu zamani tereddüt ve evhamda izan ve iltizamı tenmiye ve takviye eden nurani sıcak kalplerden çıkan müsbet efkarı ve müşevik beyanatı hüsnü zan ile temaşa etmek gerektir. Bir tarafa ne muhakeme dedikleri şey muvakkat bir dinsizliktir. Yeni de muhteri ve müşteri olan yapar. Şimdi geçiyorsunuz sayfa 194. Teslim irtizamdan, imtisal izandan çıkıyor. İman bir taraf değil, akılda bir taraf. Çünkü iman akılda değildir. İman akılda olsaydı der muhakematta, çoğu zaman dinsiz olurduk. Evet. Akıl çünkü her zaman aslına, gereğine bağlı değil. Evet. İman bir taraf değil, akıldan bir taraf çıkıyor. Demek iman buradan kolların ballarını yapıyor, başlıyor. Çünkü balları, iman balını buldum diyor. Tenkit, izandaki imtisali. İltizamı ve izanı kırıyormuş. Tenkit, izandaki imtisali, tasdikteki iltizamı, bir de izanı kırıyormuş. Tenkit buradadır. Bir tarafhane şeyde. Tenkit. Çünkü bir taraf ya, tarafsız. Çünkü her tarafı açık. Eğer Allah muayyen bir şey kılsaydı, akla cebir getirmiş olurdu. Ondandır ki cüz-i ihtiyar buradadır. Yani her şeyi düşünebilme olması lazım ki cebir kalksın. Cüz-i ihtiyarı taakkulde midir abi? Taakkuldedir. Ya da tasavvurda. Bir yerde, neyse konumuza değil, cüz-i ihtiyar değil konumuz. Evet. Tasavvur diyorduk ya. Tasavvur mu diyorduk? Ya konumuz cüz-i ihtiyar değil. Tamam olsun, o derisi neresiydi? Beyan ile tasavvurda geçiyor bir yerde, benim aklımda öyle kaldı. Yani sarih bir ifadeyle cüz ihtiyar tasavvurda geçtiğini tamam, bir neyse. Şu bir taraf olduğu için herhalde o cüz ihtiyar burada da olabilir. Doğru. Çünkü beyin vesvese burada bir taraf vesaire. Böylelikle bakın irtizamı bitirmiş olduk. Bu son Beyaz abi o iman tanımı çok önemli değil mi? Hangisi? O beşhane okuduğumuz yer yani. Ha, iman efendim? Burayı mı diyorsun? Bir taraf yani, değil. Şimdi iman, tasdik, izan, iltizam, teslim, manevi imtisaldır. Yani imanın tanımı yapılması noktasında. Evet, nerede ya, okuduğumuz yani Beyşami, ana Beyşami'deki bizim var ya. Tamam, o zaman dur. Evet, evet. Açıklamada başka bir şey demeyecekseniz bunu bir tamam. Azıcık bir şey tamam. Yani. İman, tasdik, izan, yani, iltizam, teslim, imtisal. Hem manevi bir imtisal. Yani o zaman tasdik, iman neymiş? Tasdik. Beş aşam şeydi, tanım. Bir, tasdik, izan, iltizam. İltizam, tasdik, izan, iltizam, teslim. Teslim, nerede teslim? Teslim yok ama ara muhtemelen oralara girecek, taassuba girebilir yani. Ha, buraya girebilir. İstabet, teslim var ya. Ha, tamam. Buraya, bu olabilir, buraya girebilir. Teslim ve imtisal. Aynen. Tasdik, izan, İmtisal, iltizam, teslimin bu dördünün bütünlüğü. Beş. İtikad oluyor yani.
İtikad. İman oluyor, iman. Manevi bir iman. Buradan iman besleniyor. Burada yok değil mi? Bu, burada genelde. Genelde 180. Mehazın kendisi. Çok değişiyor. Bir daha. İman. Tasdik. İzan. Elimi koyuyorum. İzan. İltizam. İltizam. Teslim. Teslim bunun içindedir herhalde zannediyoruz. Yani İslamiyet'ten dolayı. Yani daha okumadığımız için taassubu. Ondan sonra imtisal. Bu. Bak iman topluyorum. Tasdik, izan, imtisal, iltizam, teslim. O zaman bu zeminde iman başlıyor aslında. Buradan başlıyor. Hakikaten başlamış demiştik zaten. Aha. İman, tasdik, izan, imtisal, İltizam, teslim. Şu şey ama bu zeminde oluyor. Bu teslim şu. Bu da bunları kullanıyor. Tabii. Burada bitmiş oluyor. Bir de abi, yazalım istersen. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Hani diyorsunuz ya, çekirdek. Ağaç büyüdü, meyve verdi. Çekirdek ortadan kalkmadı ki. Çekirdek duruyor. Çekirdek yine duruyor. Evet. Yani imanı burada bir yere koymaktansa bu şekilde dağıtmak bu manaya işaret ediyor sanki gibi. Evet, besleniyor. O zaman İslamiyet, şey iman, zaten demiştik ki, buradan başlıyordu demiştik. İlim buydu. İlim ya. İman. İman, tasdik, artı, yazalım bunu, yazabilirsin şey, Osman. İman, tasdik, izan, imtisal, önce iltizamı söylüyor i̇şte, abi. Üstad orada... İlk önce sistemi gidiyor, sonra hükümlerin çıkıyor. Tasdik, izan, iltizam... Teslim, imtisal. Yani bak, görüyor musun? İlk önce sistem, sonra hükümleri. Bak böyle gidiyor. Tasdik, izan... İltizam. İltizam, teslim ve imtisal. Alttaki iltizamda teslim var diyebilir miyiz abi? Burada mı teslim? Evet. Tasdik, izan, iltizam tekrar... Şahsın teslimiyeti olabilir. Evet, olabilir yani. Ya buradadır ya buradadır teslim. Evet. O da yani. Ama... İltizamda teslim daha fazla yok mu abi? Burada kişinin kendisidir. He? Yani alttakinde daha çok tarafkirlik, teslim olma hali... Altta yok. Yok. İslamiyet'i tarif eder misiniz? İslamiyet, metanet, sevap, iltizam... Yok yok neydi? Hakka tarafkirlik, teslim ve inkıyat. Ha teslim vardı orada. Bak gördün. Teslim vardı. O zaman teslim burada. Bak, onun için size söyleyeyim. Bir daha söyler misin İslamiyet? Hakka tarafkirlik. Bir, hakka tarafkirlik. Teslim. Teslim. Ve inkıyat. İnkıyat. O zaman o teslim burada. O zaman ben şuraya teslim yazıyorum. Aha, zaten yazılmış. İman o zaman çok rahat diyebiliriz. Netice, iman. İslamiyet teslim değil mi? öteki kalemle yapayım. Tabii bu imanın diba tarafı da vicdanın nasıl buraya etki ettiğini bilmiyoruz hani. Zaten acayip garip olan. O zaman bir itibar. Sadece dibanın çalışması olmuyor mu? İman çıkması. İman çıkması. İmandan çıkacağız zaten. Bu dinle ikrar oldu. Kalbe tasdik olmadı. Hasan abi bu iman deyince hani bu tanımı baktığımızda sanki dima çalışınca çıkacak bir ürün gibi değil. İlla ki bu şu an vicdan ve kalp tarafı. Zaten diman tarafı dedik. Tabii. Bu aynı zaten. Bu normal olmuş bir şey değil. Yani dimada nasıl iman? Ballar balını üretiyor ya. Evet. İman mesela nasıl imanı meydana getiriyor? İman bir mahluktur. 7 tane malzemeyle bir araya getiriliyor. 71 işaret icazla. Değil mi? Ondan sonra, şimdi bu imanın dimadaki şeyini okuyorum, şey yapıyorum, Cem'in, tasdik. Sonra izan. Sonra, gitmeyin, şöyle gitmeyin. Sonra iltizam. Her şey sistem. İltizam. Sonra teslim. Sonra imtisal. Tisali.
Hulasa-i Camiası'ndan kalpte oluşan bir nur. Dimada oluşan. Nuru kalpte oluşuyor. Manası kalpte, nuru burada. Nuru iman bu. Bu nuru iman. Allah kalbe koyduğu bir nurdur diyor, evet, bir yerde. Bu nuru iman. O kalp zaten diman ya. Oluşan. Diman kalpten ayrı bir şey değil. Kalpteki yer burası. Şimdi rampayı kapatıyorsun. Nuru iman. Harun sen rampayı kapatıyorsun. Çünkü niye? Bakın. İmanın iki yapısı var. İmanın kuvveti mi, nur mu diyeceğiz. Siz karar vereceğiz. Bak. İmana maziyi, imanın mazi tarafına kuvvet. İmanın kuvveti. Ki dere diyor. Mazinin dereleri. Maziye dere diyor. İstikbalın dağlarına diyor. İmanın kuvveti maziye, imanın nuru geleceğe. İmanın nuru geleceği tamir ediyor. Aydınlatıyor, evet, o kabir ve sonrasını. İmanın kuvveti ise derecesine göre geçmiş günahlarımızı vesaireleri imanın kuvvetine göre kazanamazlık kılıyoruz. İmanın kuvvetine göre istiğfar ediyoruz. İmanın kuvvetine göre borçtan ödüyoruz. İmanın kuvvetine göre yaptığın hatalara tövbe ediyoruz. İmanın kuvvetine göre. İmanın nuruna göre gelecek korkular vardı, geçmiş elemler vardı. Tamam mı? Şimdi imanın nuru deyince dima, imanın nuru olunca gelecektir. Gelecek. İmanın nuru, imanın kuvveti dersek geçmişi. O zaman dima daha çok mazi ve hali de alıyor. Kalp olsa mazi ve müstakbelli alıyor. Kalp mazi ve müstakbelli alıyor. Kalp nezare bakandır, vicdan penceredir. Dima ise o gördüğünü yorumlayandır. Hasan abi. Ne diyelim? Nur iman mı silelim, ne diyelim? Şöyle bir bağlantı var mı? Işık iman dersen. Kuvvet, kuvvet enerjidir. Enerjiye şu andaki bilim dünyası madde demiyor. Yani kuantum seviyesinde olan kuvvet. Bu dima seviyesine çıkınca nur oluyor. Yani atom seviyesine çıkınca nur dima oluyor. Dima'da nur, aklın nuruyla. Ama başka bir yerde de dima, kuvvetlerin cemi, kuvvetlerin kulası. Çünkü şey yapsak cümleyi, oluşur deyip kapatalım abi. Tamam. Çünkü bu direkt iman tanımı. Peki. Üstad net söylemiş. Tamam. İman demiş. Ben istedim ki oluşan. Yani acaba oluşur. O taraf oluşur mu? İlla bir şey yapmak istedik ama. Yani tamam. İmanı bir... yapalım, gücümüz yetti. Oluşur yazın abi onu. Madem olur. Şu camiasından oluşur. Yeşil abi, zaten onu öyle demiş. Oluşan ya. Oluşur ya. Aynı şey. Ha, neyse. Bu madde ya, hayat kalpteki manevi. Aynı. Tamam. Aynı hayat. Tasdik bir taraf yapıyor. Bu ama tahta da boşluk bırakmadan kullanıldı ve öteki tarafa yazmadık değil mi? Ayrıca geç. Burada Tevkit de abi şey yapıyormuş, o da ilginç ama. İmtisali, iltizamı, izan kırıyormuş. Tasdik, bu buraya yazılmış. Tasdikte de bir taraf kalıyormuş. İmtisal değil, manevi. Kalkule düşürdü neredeyse. Vay be. O zaman şeytan hatta oluyor işte o zaman. O zaman şeytan şeytan da ne şey oluyor? Tevkit. Bunun altına koyarsak tevkit der. Şeytan ne diyordu? Yok. Ne hangiyi kırıyormuş? İmtisali, iltizamı, izanı. Ha, o koyu sual ya, bak şimdi. İltisal, 4 tane. İmtisal, iltizam, izan. Bir dakika, imtisal, izan. Kırıyor. İzan bir tane de olacak. İltizam. İltizam. İkincisi iltizam. İltizamdı abi. Yani, dedim ama. Sizde sorun yok. Kahveye dedim, şükür abi. Ben de beğenmem oraya bakıyorum. İltisal, iltizamı. Kırar. İltizam ikinci mi? Evet abi. İzan üçüncü. İzanı kırar. Dur. Kırar. Tasdikte de bir taraf
kalır diyor abi. Tasdikte? Bir taraf kalıyor. Tahakkule indir diye. Duman etti ortalığı ya. İman benkit mi? İman, iman tasdik bir taraf kalıyor. Öyle bir laf etti ki. İman tasdik iner. Ne dedi biliyor musun? Duman etti lafı çok harika oldu. Nerede, nereye iniyor? Ortalık karıştı, bir şey kalmadı. Aha buraya iniyor. Ha, bir taraf oldu. Bu adam şahs-ı maneviden düşüyor. Bu şahs-ı maneviydi ya. Bu fert ya. Ferdi de kaybediyor. Bir taraf bir taraf oldu. Niye biliyor musun? Duman demektir. Duman olmuş. Son duman. Hurda kaş olmuş. Şeytan salgı geçiyor. Bak şahs-ı manevi buydu. Şahs-ı manevi yazdık mı buraya? Bunu yazalım. Şahs-ı manevi yazdık mı buraya? Yazmadık. Bunu yazalım. Şuraya. İnsan ekber yazmıştı. Şuraya bir başka maddeydi. Buraya şahs ne demiştik? Şahs-ı manevi. Manevi. Fert bu. Ferdin kendisi. Yaz. Bunu yazmışlar. Şimdi tasdik ne yapar? Büyük harfle yazma. Devamı olduğu için. Kırar. Kırınca ne oluyor? Bir taraf kalır. Duman eder. Yani bir taraf şuraya gelir. Tahkule iniyor. Tahkule iniyor. O zaman neyi kaybetmiş oluyor? Şahs-ı manevi kaybetmiş olunca ferdin de şahsiyeti kalmıyor. Şöyle de denelim de, tenkit eder. Tasdikten de aşağı düşmek ne demek? İman gitti yani. Tasdikten İman başlıyor gitti, yani. Yapmayalım da böyle. Yani diyelim de. Evet. Yani. Açtık. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? İman bile gidebilir diyelim. Buradan Rize'ye giderken, Hasan abi, yani gidiyoruz. Buradan Rize'ye giderken arabayla. Gidiyoruz, Tokat'a gidelim. Şimdi Rize diyelim, daha uzak olsun. Ya giderken Hasan abi Bolu. Geçiyorsun işte mesela Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Buralar hep benim gibi geliyor, bizim gibi. Geri dönüşte var ya Hasan abi, ne Trabzon bizim gibi geliyor, ne Ordu, ne Giresun, ne bilmem ne. Şimdi nasıl bir bağlantı kuracağım? Şimdi ah tahakkül, ah tahakkül dediğim zamanlar da vardı. Şimdi de eyvah tahakküle mi düşmekten bahsediyoruz diyoruz. Şimdi güzel bir örnek. Bir ara ne kıymetliydi diyorsun. Evet. Evet. Tahakküle düştüğün giderken zaman güzeldi, tekrar geri bir tarafa ana muhakeme altında duman oluyorsun. Şeytan mı duman. Tenkitle bir tarafa ana muhakeme altında çok kişiler. Tenkitle muhakemenin altında, güya insafla mı altında? Tenkiti, tenkit vardır, sistem çok güzel. Sistemin içerisini çıkartıyor tenkit ama insaf işletirse. Halbuki oltan ucundaki yem gibi. Yani o tuzağa düşmek. Evet. Bir çok basit anladım. Biliyor musun? Hemen ayağa kaymak çok basit. Nasıl basit? Gidiyorsun, Ahmet Mehmet'in cebine aklını koyarsan, bakılması gereken yerden bakmayıp yaparsan sana tenkitten başka çare gözükmüyor. Ama aynı olaya başka bir yerden baktığın zaman takdir olur. Aynı şey ya. Çünkü niye? Takdir eden de var aynı şeyi, tenkit eden de var. Ama din adına. Aşağıda da ne diyor abi? Bir tarafa ne muhakeme dedikleri şey, yani tahakkül, muvakkat bir dinsizliktir diyor. Ya 15. söz değil mi? Yok burada, Beşamiyet'e de diyor. Devamlı dinsizliktir. Muvakkat bir dinsizliktir. Tamam, senin dediğin doğru söyledi ya. Hani? Dinsiz diyebilirdin de, doğru. Yani tahakkül, biraz orası karışık. Onu ben demedim ya. Çünkü tahakkülde kalan zaten akıl akılda iman olmuyor ki. Çünkü öyle estağfurullah. Muhakkaten bir dinsizlik Allah ama. Muhakkaten bir dinsizlik. Burada bitiriyoruz değil mi? Güzel. Şu kısmı da okuyoruz. Devamlı yani. Yani daha müsbet tarafı. Bize de bakıyor inşallah. Şu zamanı tereddüt ve evhamda İzan ve iltizamı tenmiye ve takviye eden. İzanı ve
iltizamı tenmiye nemalandıran ve takviye eden, nurani sıcak kalplerden çıkan müsbet efkarı ve müşevvik beyanatı hüsnü zan ile temaşa etmek gerekir. Evet, şu beyanat ve şu. Temaşa etmek. Temaşa ne demek? Temaşa etmek gerekiyor. Seyretmek gerekiyor. Yani izan ve iltizamımızı takviye ediyor. Anlamak demiyor. Seyret. Çaklardan çıkan. Tenkit önünde bu dersi dinlemek gerekiyor. Hüsnü zan et. Adam mesela tenkit eder, bunu dinlerse ara boşta onu alamaz. Hiçbir şey alamaz. Tenkit eder, ha ne yapıyorlar ya, şuna bak. Allah'ım onlara tavsiyem, sakın açma, dinleme. Çünkü niye? Boşuna zaman harcama. Ben neye benziyor biliyor musun? Aynı şahıs başkalarına göre başkadır. Bizim köyde bir tane otçu vardı, Allah rahmet etsin, Hüseyin dayı. Oğlu Nurcu, kızıyor. Ne ya Bediüzzaman'ın peşine gidiyorsunuz, Bediüzzaman, Bediüzzaman. Bu Nazım Almak'tan tanıyorum ama bunu biraz veciz. Aynı şey. Ondan sonra bir gün sabahleyin kalkmış gene bağırmış çocuğuna. Ne ya Bediüzzaman? Bediüzzaman diyor da Halit abi de kendi sevinde duyuyor. Bediüzzaman tutturmuşlar gidiyorlar. Bediüzzaman sorsan Bediüzzaman kimdir bilmez. Bediüzzaman fuzuli zaman demektir diyor. Adam öyle diyor. Ben böyle diyor. Asrın imamı. Zamanın sahibi. Otçu çevirse böyle çevir. Otçu da böyle gibi. Ama ne demek istedim biliyor musun? Otçunun ağzında böyle olur. Peki tenkit olursa bu olur. Görüyor musun? Nerede mahrum oldu? Peki içmede sarhoş olanlar var. Ecdadımız demiş. İçmede sarhoş olanlar var. Bizde bu nedir? Hakikat sarhoşluğudur. Kaç saat dersteyiz şimdi? Biliyor musun? Onda başladık. Yarım saat ara vermiş olsaydık. Şu anda saat kaç? En az 3 saattir, 3,5 saattir. 2,5. Yarım saate göre 4 saat oluyor abi. 4 saat. Düşersek 4 saat oluyor. Tabii ya, yarım saate acımadık ki bir kahveçtik işte. Yarım saat mi? Abi bir şey söyleyebilir miyim size? Bir yerde bir bırakacağız değil mi? Tamam, bırakacağız tabii de. Yok be, şimdi bazen aklıma gelince, aklıma gelmediği zaman sıkıntı yok da. Mesela şu anda siz merakla benimle konuşacağımı böyle dinliyorsunuz. Hı hı. Elinizi o şekilde yapmanız böyle bir halet oldu. Bunun durumu böyle her şey çıkıyor. Değil mi Hasan abi? Şimdi değiştirdim. Ha, değiştirdiniz değil mi? Ha, bravo. Şimdi ben bazen el hareketlerimi bu olay aklıma gelince eyvah acaba beni farklı mı anlatıyor hareketim diye korkuyorum. Şimdi nereye geleceğim? Hasan abi şöyle net olduğunuz konuda bazen dokunup kaçıyorsunuz. Dokunup kaçıyorsunuz. Mesela az önce iman tamamlayamadık değil mi? Dokunduk kaçtık. Ama balyozu vuracağınız zaman var ya, o konunun başındaki şey bile farklı oluyor. Bakın birinde sikke-i tahsil-i gaybi o anki nasıl bir haletse STG diye yazmışsınız, herhalde tam net değilmişsiniz. Herhalde. Bir yerde de münazaratı uzun uzun yazmışsınız sana abi. İşte burada da bombayı patlattık biz. Bütün değil mi? Münazarat 89'da bak münazarat uzun. Komple uzun. Mün yazabilirdim. Mün yazabilirdiniz. Bu ama komplesini yazdım. Komplesini yazmışsınız çünkü artık burada net. Golü atmışsınız. Burada net her şeyi açıklanmış her şey. Orada öpmüş. Şeyde öyle bir polisiye de bu kullanılıyor ölmüş. Biliyor musun? Yazdığı şey yazıya göre adamın hayatını şey yapıyorlar. Evet, evet. Artık sizin ademinizi okuyor yani sizin söylemek istediğinizin dışındakileri. Aynı tekvin ayetlerinizi de okumaya başlıyor sana ben. Hani var ya Kur'an'da veya şu aynı kanun Müslüman'da da var. Söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Bu ara boşluğu zaten Adem. Adem mesela nedir? Sende ortaya çıkan vücut mertebelerinin ortaya çıkaran vücutsuz vücutlar ara boşluklarıdır. Eğer Adem'i vücuttan çıkarırsanız vücut mutlak olur ki vacip bir vücut olur. Mesela şu anda ışık var mı dışarıda? Var. Var. Peki daha şiddetli olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Niçin bu seviyede tutuyor, duruyor? Karanlık müdahale ediyor. Karanlık müdahale ettiği için. Karanlık arttıkça nur aşağıya salıyor. O karanlık Adem'dir. O zaman vücudun meratiplerini o ortaya çıkaran Adem olduğu için Allah'ta da Adem yok. Onun için vücut mutlaktır. O zaman vacib vücut oluyor. Ademsiz vücut. En güzel de dimağda gözüküyor işte onun için. Evet. Şimdi bunlar burada iltizam kulasa edilemez. Çünkü çok uzun. Bu ders 4 saat sürdü. Sistem,
hüküm. Şeriattaki... Bunu kısa kısa yapıyoruz abi kardeşim. Sistem, bu da hüküm. Yani şer'i kanunlar, şer'i kanunlarla fertlerde ortaya çıkan ahkamları, kaderini verdiği hükümler gibi. Bu sistemde bir tasdiğin iltizamı var, bir de sistemin iltizamı var. Tasdikten iltizam çıkarken sistemin iltizamından taassup çıkıyor. Şimdi bizi karıştıran bu iltizam, bu iltizam hangisi, hangisidir? Bilmiyoruz. Bilmiyorduk. Karıştırıyor. Bunları ustam kendisi söylüyor. Ahkamdır diyor. Buna diman ve ratiflidir. Sonra bu iltizamla bu iltizamı beraber işlenirse arasındaki fark anlaşılır. Bu iltizam İslamiyettir. Yani büyük insandır. Tamam mı? Büyük böyle. Fıtrat-ı seniyedir. Cenab-ı Hak'tan Hak ismine mazhar oluyorsun. Cenab-ı Hak. Burada var. İnsan-ı ekberdir. İslamiyeti dava edinmiştir. Ve şahsi maneviyettir. Bu iltizam ise İslamiyet değil, ferdin kendisidir. Müslümandır. Müslüman hata yapar, İslamiyet hata yapmaz. Çünkü Müslüman insandır, İslamiyet insan değildir. Bu insan değildir, bu insan Müslümandır, insandır. Bu Cenab-ı Hak, Hak yönünden bakıştır. Bu ise Hak'la Cenab-ı yönüne bakmak. Hak ismine mazhariyete bakar. Bu Hak ismine ne kadar mazhar olursak, ki Hak ismi bütün isimlerin Hulasa-i Camiası'ndan, zeminlerinden çıkan bir isimdir. Kendisini ifade eden bir isimdir. Bu isimlere mazhariyet nispetinde kişi de hakperestlik olur, tarafgirlik olur. Bu fıtrat-ı selimedir. Fıtratını yaşamaktır. İnsanı suğrahtır. Medeniyet-i kübra da var değil mi? Evet, medeniyet-i kübra. Her biridir, fertlerin biridir bu. Rab'dır, Rabbul alemindir bu. Yani bunu atladık ya. Cemaattir, biri birisiz olamazlar, esmaların bütünlüğüdür. Rabbul alemindir, iltizam ettiğini içine tutamazsın denmiş. Bu Rab'dır, rububiyetin şeyi. İltizam ettiğin içinde tutabilirsin. Müslümanlığı, İslamiyet'i kabul etmişsin ama namaz ne yazık olmayabilir. Kimlik kişiliğe de girin abi. Mesela bu kimliktir. Bu kişiliktir. Onu da keşke ekleseydi yazsaydık. Keşke demeden hemen ekleyeyim. Kimliktir. O bayağı önemliydi o. Kimliktir. Bu kişiliktir. Kişilik verir sana. Derken? Bir de şey vardı. Ne? Emri nispilerimizin oluşturduklarıydı. Bunlar emri itibarilerimizin oluşturduklarıydı. Mesela emri nispi, emri itibari tasavvurdadır. Sistem. Ama bunlardan kazanılanların mahsullarının oluşturdukları emri nispilerin değil mi bu? Emri. Evet, emri nispi yukarısı emri itibari. Emri nispilerin kazandırdığı mahsulatlar şuraya devam ediyorum, şuraya emri itibari sisteminin kazanımları dedik. İltizam ettiğini içinde tutarsın. Burada tutamazsın. Varsa çıkar. İslamiyet'i yaşadığı halde İslamiyet'i davası değildir. Bu İslamiyet'i yaşar ama dava edinir. Adeta fenafil din olur. Adam dindir. Yani din. Erimiş kim bir şey kalmamış. Ondan sonra kimliktir, sana kimlik verir iltizam,
tasdikteki de kimliğini, burada kişiliğini oluşturur. Yani ikinci bir şahsiyet kazanmış olursun. Ve emri nisbiler, emri itibariler tasavvurda iken sistem, bu sistemin çalıştırdığı mahsulatlar, çalıştırıp da ortaya çıkan mahsulatların emri nisbilerin dış dünyadan alınıp içine, zahircidirler bunlar, içini inşa ediyor haberlerden, şunlar bunlar doğru ve yanlış. Emri nisbinin kazandırdığı mahsulattır. Şeyler ise emri itibari denilen sistemin, yani dışarıdaki efkar ve duyguları, dışarıdan getirdiği malzemeleri artı vahye ve ilhama mazariyetle dışarıdakilerle vahye ve ilhama mazar olmaktan gelen mahsulatları harmanlayarak insana kazandırdıklarıdır. Farklıdır. Ondan sonra bu herhalde bu olmuştu. Bir kuvve bir fiil demiştik. Ha, onu da yazalım. Ben bakıyorum bir de. Bil fiil mi demiş? En üstteki yani evet bil fiil, alttaki bil kuvve. Fiil. Ama sanki bir ters oldu gibi oluyor şimdi. Öyle mi? Aha. Yani fiile geçmiş oluyor, burada bil kuvvede duruyor. He, kazananlarımız ya evet. İslamiyet. Bil aslında bil kuvve yukarısı olacak. Niye? Yok. Yok yok. Kuvvede taraftaki tamam. Şu an bir fiilde fiil artık karşı şeye geçiyor. Tamam tutamazsın zaten. Evet, tutamazsın. Tamam. Tutamazsın burada şimdi tutarsın. Tutamazsın. Tamam. Aynen. Ondan sonra bir fiil olmuş. Başka herhalde yok. Burada anlatacağımız, konuşacağımız. Neydi bu iman nuru burada mı gözüküyordu? Var mı böyle bir şey? İmanın nuru geleceğe, imanın kuvveti maziye. İman ikisini cem eder, aklın nuru eser diyor. Şimdi oraları şey yapmadan, burada daha başımıza iş açmadan, burada. Sübhaneke la ilmine ille meallemtene inneke entel alimul fekim. Gâhırı davâkım en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha, Tanrısı, Adel, Altı. Allah'a emanet olun.